beni üzer. Evet, Ömer hocamızla dedim bu bizim 5 tane gündemimiz, yani 5 tane gündemimiz var. Onları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk kıymetli şehzadem. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Merhabalar. Çayınızı aldınız mı? Çay almadım şehzadem ama su aldım. Yani hep böyle su içiyorsunuz. Siz herhalde çayla aranız yok fazla. Aslında var da şehzadem yayın sırasında ağzım kuruyor da. Biraz heyecan mı yapıyorum artık nedir? Boğazım Yok kuruyor, valla ağzım kuruyor. ben çaycıyım. Ben çay Afiyet olsun. bir de kendim de demlerim. Kimse ellettirmem yani. Evde yasaktır. Ben çay demleme işi bana aittir. Maşallah. Güzel de. Benim çayımda Nasılsınız? şey diyeyim. Sağ olun, teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Bugün biraz sizi böyle geç saate bıraktık. Kusura bakmayın, programda biraz Estağfurullah. geçtim. Aslında geç değil de yani normalde biz 9'da yapıyorduk. Bugün Evet. de işte saat 10'a aldık. Almanın sebebi Medine Münevvere'den, Mescid-i Nebevi'den bir yayınımız oldu. Allah razı olsun, biz misafir olduk. Evet. Ve yani tekrar biz 2017'de görmüştük. Tekrar oraları görmek, hele canlı yayında da görmek ayrı bir feyiz kattı yani. Yaralarımızı böyle tekrar böyle yani, çünkü çok gitmek istiyorduk. Fakat 2017'den sonra bir iki tane program yaptık, düzenledik, grubumuzu topladık fakat nasip olmadı. İşte bu Bülent kardeşimiz bizi bağladı, canlı yayın yaptık. Yaklaşık bir saat, 1,5 saate yakın konuştuk. Medine Münevver'deki Sultan'ın dedemizin yapmış olduğu eserleri bahsettik. Onları anlattık. İşte böyle bir program yaptık, güzel oldu. Hatta unuttuğum bir şey vardı. Keşke, yani ne bileyim, şimdi aklıma geldi. Tabii bütün yapılan eserleri anlattık. Bir de Medine'nin sergisinde bulunan bir tane, Medine'nin orada bir sergi var. Çok güzel bir sergisi var. Medine'nin sergisinde orada ikinci Mahmut tarafından hat hediye edilmiş Evet. Mescid-i Nebevi'ne. Orada bulunuyor. Bir de Sultan Abdülhamid Han'ın Yahudiler tarafından gelip saraya elektrik bağlayacaklar. Tabii Yahudi şirketi alıyor bunu. Saraya elektrik bağlama izni veriliyor. Fakat sultana bağlanmadan önce bunun nasıl yandığını, tabii ampulün ilk çıkışı ve ampula sultanı hediye ediyorlar. Ampul bu takılacak Evet. saraya diyorlar. Yani sarayı artık bundan sonra elektrik bağlanacak. Sultan elini alıyor ve diyor ki vallahi de billahi benim sarayımda ışıl ışıl aydınlık gelecek. Peygamberimiz Efendi'nin makamı karanlıkta kalacak. Ben öyle içim müşteri olmaz. Önce Medine'ye elektrik gidecek. Yani Mescid-i Nebevi, ondan sonra benim sarayıma diyor elektrik gelecek. Ve Evet, o aynen öyle. lambayı alıyor. O lambayı alıyor. Etrafında sarıyor, kendi imzasını atıyor ve hediye gönderiyor Medine'ye ilk lambayı. Hala günümüzde muhafaza ediliyor. Sergide var o lamba. Gördüm ben onu. Yani fotoğrafını gördüm Evet. Şehzadem. O ampulün fotoğrafını Hala gördüm. sergide var. Lamba orada, yani sergiye bilmiyorum. Bizim Ümre'ye, hacca giderlerimiz pek o sergiye gitmiyorlar. Bilmiyorlar. Gitmelerini tavsiye ederim. Çünkü orada Osmanlı eserleriyle dolu o sergi. Evet. Osmanlı eserleriyle dolu. O lambayı orada görecekler. Sultan Abdülhamid'in imzasıyla orada görecekler. Onu unuttum söylemeye. Nasip, senin burada programda anlattım. Şimdi biz programa girmeden önce tabii ki ben bütün İslam alimi ve Türkiye'deki bütün Müslüman kardeşlerimize hepsine 3 aylığa giriyoruz. Tebrik ediyorum. Efendim, Aynen. 3 aylığa girmiş olduk. 3 tane şehidimiz var. Allah'tan Allah rahmet rahmet eylesin. Gani diliyorum. gani. Gani gani, bunlar artık ne Allah zaman şefaatlerine uğurlar nail bugün. eylesin. Amin ya Rab. Burada büyük bir zatı kaybettik. Büyük bir hafızı Abdullah Nazır Efendi. Allah Allah o mübareğe de rahmet eylesin. uzun bir ömrü oldu. Allah onun toprağı gani gani cennet eylesin. Çok büyük bir hoca, çok büyük bir Kurra
Üstad-ı Kurra diye bilinirmiş hafızlardan. Bir de eski efendim İstanbul'un belediye başkanlığı yapmış bizim aile dostumuz, Allah razı olsun, Kadir Topbaş'ın vefatı bugün duyduk ya, vefat etmiş. Gani gani Allah rahmet eylesin, bizim bir aile dostumuz. Bunları söylemek istiyorum programı girmeden önce. Ben siz gelmeden önce hocam ben 5 madde yani 5 şeyi anlattım. Joe Biden, zaman yolculuğu, efendim dünyadaki kötü giden iktisadı, bir taraf iflas ediyor şirketler, bir taraf çok kötü durumda, bir tarafta sermayenin üzerine sermaye kazanıyor. Yani 1'e 2'ye katlıyor bazı büyük firmalar. 1666 neyi hatırlıyorsunuz? Geçen programı öyle kapattık. Neyi hatırlıyorsunuz? 1666 aklınıza ne geliyor diye bıraktık. Seyircilerimiz düşünsün dedik. Aklına gelen bir şey varsa yazın demiştim. Birçok kişi bana yazdı. Allah razı olsun. İyi takip ediyorlar. Sonra Hızır Bey gizemli olaylar ve zamanda yolculuğu da anlatacak. Evet. Böylece inşallah programımızı bitirmiş olacağız. Biz böyle sarayla değil de biz geçtiğimiz programda bahsettiğimiz programın sonuna doğru 1666 isterseniz buradan başlayalım. Olur Şehzadem. Nedir bu tarih ne? Buyurun hocam. Meydan sizin. Estağfurullah. Estağfurullah. Arkaya çekileyim. Şöyle bu arada benim okuyabilir misiniz? Bilmiyorum. Bakın çok güzel bir eserim var burada. Kufi hatla yazılmış galiba değil mi Şehzade? Evet. Evet. Ne yazdığını yalnız okuyamıyorum tabii ki. Şimdi biraz zor okunur ama ters döndüğü için tabii ki kameradan ters de döndüğü için. Burada Kufi yazıyla ama bugünkü Latince yazılmış. Ben ki Sultanlar Sultanı diye başlıyor. Aklınıza geldi mi? Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa kralına mektubu mu Şehzadem? Ya ben ki Sultanlar Sultanı, 7 kıtanın sultanı diye devam ediyor. Çok uzun değil aslında ama şöyle evet gidiyor ve şuradan böyle aşağı iniyor. Sonra devam ediyor. Mükemmel bir levha. Mehmet hocamızdan hediye geldi bana. Allah razı olsun. Kendisi güzel bir usta, güzel bir böyle bu tip böyle eserlere muhafaza ediyor ve kendi eliyle yapıyor. Bunu bize hediye etti. Ben böyle evimin köşesine bu tarafta ki koymaya niyet ettim. Çünkü yukarıda Kanuni'nin de resmi var. Evet. Şöyle çektiğim zaman o yukarıda Kanuni'nin, Yavuz'un bir de resmi var. Bir silah dairesi bizim burası. Bir silahlarımız falan var böyle eski. Evet. Gerçekten yani Şehzadem şimdi şöyle zaten sizin bulunduğu ortam tam böyle tarih programı yapılacak ortam aslında. Sağ olun. Allah razı olsun. Yani aslında böyle bir iki tane köşem var. Raporlarda yapıyorum. Hani kimse sıkılmasın diye. İnsanlar da biraz böyle sadece orada kuru kafa görmesinler. Bizi sadece kafa değil de biraz daha öyle hani biliyorsunuz şimdi ben görselliğe çok önem veriyorum. Biraz da medya şeyini okuduğumdan dolayı belki yani görsellik benim için önemli. Görsellik de şeyim var. O boşuna danışmanlık yapmıyorum yani paylaşımda. Evet. Buyurun hocam şeyden başlayalım. Meydan sizin. 1666 yılında. Evet. Şimdi öncelikle kıymetli Şehzadem şu hususu arz etmek arada istiyorum. Arada bir gözlerim kaçarsa sizden diye ileri geri bakarsam kusura bakmayın çünkü ben aynı anda Facebook'ta da evet kayıt yapıyoruz. Biliyorsunuz tabii. Ben YouTube'u da sonra yüklüyorum. Bir de burada gelen soruları da not ettiğim için onun için bazen evet gözüm kaçarsa kusura bakmayın. Siz estağfurullah kolay kendisi, gelsin. Ambulansınızı bozmadan devam edin buyurun. Şimdi öncelikle şu hususu ben arz etmek istiyorum kıymetli takipçilerimize, gönüldaşlarımıza, seyircilerimize. Şimdi zaten halinizle canlı yayınlar yapıyoruz veya işte bendeniz başka büyüklerimizle, hocalarımızla canlı yayınlar yapıyorum. Veya işte sadece bu bizim için de değil, başka kıymetli yorumcular televizyonlara çıkıyorlar, bir şeyler anlatıyorlar. Tabii herkes bildiğini, okuduğunu, araştırdığını anlatıyor. Fakat şöyle bir şey gördüm ben.
kıymetli seyircilerde, yani televizyon seyircilerinde veya bu Instagram seyircilerinde şöyle şeyler gördüm. Yorumları okuduğum için, yani araştırmacılara, yorumculara veya bize yapılan yorumları da. Bazı şeyleri sanki insanlar yanlış, tabii ki yanlış anlatılan şeyler de olur. Kimsenin beyni bilgisayar değil. Ama kasıt olmadıktan sonra ben bunu, yani istisnalar hariç, kasıt olmadıktan sonra hiç kimsenin bile isteği yanlış bir şey anlatacağını, masal anlatacağını, hikaye anlatacağını, uydurma şeyler anlatacağını zannetmiyorum. Ancak olsa olsa dinleyen kişinin bilgi eksikliğinden ya da hani mesela siz de bir şeyler anlatıyorsunuz, size de diyorlar ya Şehzadem, aman olur mu bunu da uyduruyor musunuz diye, af buyurun, size de söylüyorlar ya Şehzadem. Evet. Şimdi hal böyle olunca yani burada iki tane durum var. Bir, bazı kardeşlerimizin, gönüldaşlarımızın belki anlatılan konular ilgi alanı olmadığı için ve ilk defa dinlediği için ya kavramlar, kelimeler, tarihler, olaylar uydurmaymış gibi ya da havada kalıyormuş gibi durabilir. Bunun birinci şeyi bu, ya da o konuyla ilgili okumaları yoktur. Hani çünkü şöyle yani şunu izah etmek istiyorum. Biz ne kadar çok okursak, ne kadar çok öğrenirsek yeni şeyler, farklı şeyler öğreniriz ve öğrenmenin de sonu yok. Abdülhamit Han Hazretlerinin danışmanlarından ve sohbet ettiği Mürşid-i Kamillerden Ali Haydar Efendi Hazretlerine, Ali Haydar Efendi Hazretlerini biliyorsunuz. Ali Haydar Efendi Hazretleri hanımına dermiş ki, öyle büyük bir Mürşid-i Kamil ve 4 mezhep müftüsü Ali Haydar Efendi. O mübarek bile hanımına diyormuş ki, hanım hanım bugün yeni bir cahilliğimi öğrendim diyormuş. Estağfurullah elazim. Şimdi yani öyle büyükler bile bunu söylerken biz her şeyi biliyoruz diye bir iddiamız da yok. Ya da kardeşlerimiz de, gönüldaşlarımız da anlatılır. Zaten şöyle bir şey var. Bu tür programlar anahtar programlar Şehzadem. Yani televizyondaki programlar olsun, Instagram canlı yayınlar olsun, bizim yaptığımız programlar olsun, anahtar programlar. Yani bu ne demek? Biz burada makale isimleri söylüyoruz, şahıs isimleri söylüyoruz, kitap isimleri, film, dizi, belgesel isimleri söylüyoruz. Bu ne demek? Biz bunları anlatıyoruz, kapı açıyoruz, siz de buyurun araştırın demek. Öyle değil mi? Hal böyle olunca yani kardeşlerimize bunu arz etmek istedim, bunu söylemek istedim. Burası çok önemli. Çünkü bazı böyle zaman zaman şeyler, mesajlar alıyorum ben. Yazdığım makaleler üzerine filan da, hani işte biz bunları hiç, şunu deseler anlayacağım, ya biz bunu hiç duymadık, kaynağı nedir diye sorsalar anlayacağım, ama mesela bazıları çok ağır laflar söylüyorlar. Niye uyduruyorsun, niye kafadan atıyorsun, niye kafamızı bulandırıyorsun diye. Vallahi billahi öyle bir derdim yok. Hiç kimsenin kafasını bulandırmak gibi bir derdim yok. Aksine herkesi bir kılmak, beraber kılmak, el ele tutuşturmak gibi bir derdim var. Bu kısa açıklamadan sonra bu Sabataizm mevzusu, aslında 1666 yılı, onu da söyleyelim. Geçen ki programda 1666 dediniz, haftaya evet, oltayı attınız, insanları meraklandırdınız ve bıraktınız Şehzadem. 1666 yılı Sabatay Sevi denilen sahte Mesih'in ya da sahte Mehdi'nin Mehdiliğini, Mesihliğini ilan ettiği tarih. Peki neden 1666 yılında bu Mesihliğini, Mehdiliğini ilan etti? Yani hani neden 1665'te değil, 64'te değil, 68'de değil de 66'da? Yani acaba 1666'da uygun tarihi mi, uygun anını mı buldu da 1666'da ilan etti? Yoksa bunun ezoterik bir sebebi mi vardı? Şimdi onu söyleyeceğim. Bunun ezoterik bir sebebi vardı. Yani kendilerince, kendi inançlarınca okült bir sebebi vardı. Buyurun Şehzadem. Hocam böyle yapayım da, çünkü lafınızı keserken tabii, böyle kesme tam yani konunun üzerinde. Hocam bir film vardı bundan 10-15 sene önce, hatta daha fazla belki. Omen diye bir film. Şeytanın Omen. Seyrettim. Diye. Efendim? Seyrettim Şehzadem, biliyorum. 666 evet, rakam onun, orada evet, da. Onun bir ikisi vardı. Sonra üçü çıktı. Çocuk büyüyor ve öyle bir hale geliyor ki böyle bütün Amerika'yı yönetiyor, siyasete giriyor, bir şeyler giriyor, bayağı etkin bir isim oluyor. Böyle bir 3 ver yani 1-2-3 diye. Sonra geçtiğimiz 9 sene önce bilmiyorum ama bir tekrar yeni bir versiyonu, tek bir bölüm halinde bir daha böyle bir film çıktı karşımızda. Birincisinden malum, bilmiyorum seyreden var mı, bizim kitlemiz biraz genç, belki görmemiştir. Genç bir çocuk, ufak bir çocuk doğuyor ve doğmasıyla beraber annesi yani belli ama babası belli değil falan. Ondan sonra bu çocuk işte bir ailenin yanına yerleştiriliyor. Aile yani anne
Nin çocuğunu düşürüyor fakat bu çocuk oluyor neredeyse. Ben fazla girmek istemiyorum. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Bu çocuğun kafasında, bakın kafasında 666 gibi bir sayı gösteriliyor hatırlıyorsanız. Evet. Bu nedir hocam? Bu çok merak ettim. Çünkü 1666 ile acaba bir bağlantısı var mı? Evet. Şimdi tabii bizim sohbetlerimizde şehzadem her şey birbirine tabii bağlantılı olduğu için konu konuyu açıyor, konu konuyu açıyor. Mecbur oraya Bir de gidiyoruz, hocam buraya kim ne gidiyoruz. dedi, Evet. bir de kim ne dedi, ne diyorlar, öyle demişler, anlamamışlar. Bunları boş verin. Bizim bir kitlemiz var. Allah'a bin şükür olsun. Yani bizi böyle artık bir şey kazandık. Yani gerçekten programımızı böyle aman işte her hafta olsun işte görelim efendim işte Çok söylüyorlar sağ televizyondaki olsunlar, var böyle olsunlar, bir Allah razı olsun. kitlemiz var. Biz kitlemize muhatap olalım. Hiç önemli değil. Diğerleri zaten demek ki açıp dinliyor ki dinliyor ve buradan birilerine bir şey bas yani bir ne derler yani artık o kendisine böyle bir şeyler çekiyorsa oradan o lafları beğenmiyor. Demek ki dinlemiş yani bu bir size laf söyleyen. Evet. Ya Şehzadem şunu arz edeceğim. Yani biz şimdi burada mesela Joe Biden'ı konuşacağız, Osmanlı iktisadını konuşacağız, Sabahattin Sevi'yi konuşacağız, Hızır Aleyhisselam konuşacağız ama ben şunu anlatmak, arz etmek istedim. Her bir konuyla ilgili işte şöyle şöyle kalın kalın ciltler dolusu kitap var. Biz burada bunların tamamına anlatamayız ki. Zaten böyle bir şey yok. Az önce de arz ettiğim gibi biz anahtar vermeye çalışıyoruz kıymetli seyircilerimizin eline. O anahtarla diyoruz ki biz size bir yol açtık, kapıları açın, yürümeye devam edin diyoruz. Bizim vazifemiz burada bitiyor. İnsanlar Aynen. bu tür programlardan sonra okuyup araştırmazlarsa, öğrenmezlerse bizim yapacağımız bir şey yok. Şimdi ben burada tutup da mesela zamanda yolculuk bahsini konuşurken söyleyeceğim. Mesela Einstein evreninde zamanda yolculuk olasılığı diye bir yabancının yazdığı bir kitap var. Şimdi ben bu kitabı anlatsam 100 program yapsak o kitap bitmez. Veya Muhittin Arabi Hazretleri'nin zaman kavramı üzerine Fusus Likem'den, Futuhat-ı Mekke'den bir seçme yapmış. Hacı Muhammed Yusuf Bey diye birisi, Hacı Muhammed Yusuf da galiba ismi, bir fizikçi. O bir kitap hazırlamış. Şimdi sadece o kitabı konuşsak burada haftalar sürer. O yüzden biz burada hani hap gibi bilgiler vermeye çalışıyoruz. Zaten amaç odur yani. Bütün programların amacı odur. Şimdi sizin buyurduğunuz hususlardan devam edecek olursak Şehzadem, öncelikle kıymetli seyircilerimizin şunu bilmesi gerekiyor. Amerika'da ve Avrupa'da çevrilen hiçbir film, hiçbir dizi, tekrar ediyorum, Amerika'da ve Avrupa'da çevrilen hiçbir film ve hiçbir dizi boşu boşuna aman yaptık olsun, aman millet izlesin ya da biz sadece Amerika'daki ve Avrupa'daki film şirketleri para kazansın diye yapılıyor değildir. Bunun altını kalın kalın çiziyorum. Yani buradaki amaç film seyrettirmek veya para kazanmak değildir. Buradaki amaç bu adamlar bir, kendi propagandalarını yapıyorlar. İki, yani kendi mesajlarını veriyorlar ve kendi inandıkları hayatı, kendi inandıkları ahireti ya da kendi inandıkları bilimi, dini neyse onları insanlara anlatıyorlar. Burası çok önemli. İkinci şeyi de söyleyeyim. Siz şimdi o filmi anlatınca, o Omen filmini anlatınca benim aklıma direkt şey geldi. Papa Francis'in söylediği bir söz geldi. Siz dedi şeytanı dedi böyle bilinmeyen, elle tutulmayan, gözle görülmeyen biri zannediyorsanız dedi aldanıyorsunuz dedi. Şeytanın dedi soyadı bile var dedi. Çok yüksek mertebede dedi. Birisi dedi bunu araştırırlarsa Google'da görürler. Şeytan diye birisi dedi bir şahıs var dedi. Yani papa söylüyor bunu. Bu ne demek? Tabii ki şeytan bir şahıs olmaz. Yani şeytanlaşmış insanlar olur. Ya da şeytan hadis-i şeriflerden biliyoruz. Şeytan insanların kılığına girebiliyor. Bedir gazvesinde de oldu. Ondan sonra veya işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine suikast yapmak istedikleri zaman şeytan Darul Nedve'ye geldi. İnsan kılığında, ihtiyar bir adam kılığında. Orada da yine insan kılığındaydı. Şeytan insan kılığına girer. Ya da şeytanlaşmış insanlar vardır. Şeytanın yap dediklerini yaparsa bir insan veya Allah-u Teala Hazretlerine yapma dediklerini yaparsa zaten insan şeytanlaşır. Bir de daha ötesini söyleyeyim. Daha ötesini söyleyeyim. Çok yüksek mabetlerde ve localarda Gülhaç gibi, işte Cermen tarikatı gibi, Tavistok gibi, işte tapınakçılık gibi bu tür öğretilerde şehzadem bu adamlar belli günlerde ve aylarda
toplantılar yapıyorlar, özel toplantılar ve içlerindeki her üyenin de giremediği, sadece üstad mertebesindeki adamların katıldığı toplantılar yapıyorlar ve o toplantılarda trans haline girerek şeytanı davet ediyorlar ve şeytan bir adamın bedenine giriyor. Bunlar kendi kitaplarında, kendi makalelerinde, kendi açıklamalarında söyledikleri sözle. Ve o şeytan kimin artık bedenine girdiyse onun ağzından dinledikleri emirleri not edip dünyaya kan kusturuyorlar. Dünya maalesef şeytanilerin şu anda zulmünü yaşıyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de ne buyuruluyor? Ben onların sağlarından sollarından yaklaşacağım diyor şeytan. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de ayet var. Allah Teala Hazretlerine ne diyor? Ben onların sağlarından sollarından yaklaşacağım. Onlara kuruntular vereceğim. Onlara yaptıklarını süslü göstereceğim diyor. Allah Teala Hazretlerine buyuruyor. Bunun karşılığında Allah Teala Hazretleri de şunu buyuruyor. Takva ehli olup tövbe edenler müstesna diye bir koruma kalkanı da bir şeyde çiziyor. Velhasıl bu da önemli. Yani Papa burada Evet. İbadi as-salihin. Yani sen bunu yaparken benim salih olan kullarıma yapamazsın bunu diyor. Yapamazsın diyor. Evet. Hal böyle olunca şehzadem, tabii burada Papa'nın kastettiği şey ne diyelim o zaman? Hani Papa elle tutulur diyor, şeytan gözle görülür diyor. Yani onun bir soyadı bile var dedi adam. O zaman nedir bu? Bu şu, şeytanlaşmış bir insandan bahsediyor. Ve az önceki anlattığım ayinlere katılan en tepedeki adam her kim ise ondan bahsediyor. Yani o en tepede soru işareti kimse, bu tüm dünyadaki deccali sistemi idare eden en tepedeki adam kimse, hatta belki bir video vardı, Francis'in elini öptüğü bir adamlar var baronlardan. Onlara da bir bakabilirler. Belki de onları kastediyordur. Çünkü şöyle bir şey var, konu konuyu açıyor şehzadem. Vatikan'da papalık tahtına oturabilmek için ilaç şirketlerinin, CIA'nin, Mossad'ın ve bu dünyayı yönettiği iddia edilen 13 ailenin ve bu derin localarının ve mabetlerin icazetini, onayını almadan hiç kimse papa olamaz. Ve bu sistemin dışına, Amerika başkanları için de geçerli, bunu da konuşacağız yeri geldiği zaman, bu sistemin dışına çıkmaya çalışırlarsa da ölürler, öldürülürler. Hatta Aytunç Altındal çok güzel söylüyordu. Bir, papaların ömrü diyordu Aytunç Altındal, bir yastık kadardı diyordu. Akşam yatarlar, sabahleyin yastık yere düşmüş olur. Yani birisi boğmuş aslında adamı. İşte o kadar diyordu. Yani o sistemin dışına o yüzden çıkamazlar. O film işte 666 rakamına şimdi biz gelecek olursak, az önce ben dedim ya şehzadem, neden Sabatay Sevi 1664, 63, 67, 68'de değil de 1666'da ilan etti Mehdiliğini, Mesihliğini? İşte konunun en önemli kısmı bu. Yani acaba Mehdiliğini, Mesihliğini ilan edecek ortamı mı 1666'da buldu? Yoksa Mehdiliğini, Mesihliğini ilan etmesi gereken tarih mi oydu? Tam olarak Mehdiliğini, Mesihliğini ilan etmesi gereken tarih 1666 yılı idi. Yani o tarihte zaten ilan etmesi gerekiyordu. Çünkü, şimdi de çünküsünü söylüyorum, Kabala'da ve Katoliklerin okuduğu Kitab-ı Mukaddes, ben demiyorum Kitab-ı Mukaddes diye ama şimdi yanlış anlarlar. İncil'e Kitab-ı Mukaddes diye ben demiyorum, yani ismi bu. Onlar öyle söylüyor, Kitab-ı Mukaddes diyorlar İncil'e yani. Katolikler, adı bu yani. Adını söylüyorum. Katoliklerin okuduğu Kitab-ı Mukaddes isimli kitapçıkta, kitapta yani İncil'de ve Kabala'da şeytanın, namı diğer canavarın, canavar diye geçer, sayısı da 666'dır. Evet. Ve Sabatay Sevi denilen adam da 1666 yılında Mesihliğini, Mehdiliğini ilan ederek aslında kendi toplumuna şu mesajı veriyor, kendi toplumuna. Ey işte ahali, sizi birleştirecek, sizi bütünleştirecek, tüm Yahudileri tek bir bayrak altında toplayacak kral geldi. İşte o benim ve 666 sayısını temsil eden yani bunu söylemeye ar ediyorum, utanıyorum da şöyle nasıl anlatayım. Onlar bizim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öyle görüyorlar şehzadem. Yani şeytan gibi görüyorlar, haşa. Haşa ve kella. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yok edilmesi gereken, estağfurullah elazim, sümme haşa, bir şeytan olduğunu o zihniyetin adamları söylüyorlar ve inanıyorlar. Çünkü diyor ki adam, işte ben bu Yahudileri tek bayrak altında topladığında 666'yı temsil eden
bu adamın, bu Muhammedilerin sistemini yok edeceğim, bitireceğim diyor. Peki 666 sayısı bizim için bir şey ifade eder mi? Bizim için bir şey ifade etmez ama şöyle ifade eder. Şöyle ifade eder. Bu onların Deccali sistemidir. Deccali sisteminin kodudur şehzadem. Yani bizim için de bunu ifade eder. Bizim için. Çünkü onların içinden çıkacak kral ya da krallar, o tip locaların, mabetlerin veya yapılanmaların içinden kendilerinin baş olarak seçtikleri kral ya da krallar, deccal, küçük deccaller ve işte kıyamet günü de en büyük deccale kadar gidecek sistemi oluşturan yapı taşları bizim için de bunu ifade eder. Bizim için de 666 sayısı bunu ifade eder. Zaten şunu da söyleyeyim. Sabatay Sevi denilen adam kökeni, şehzadem burası da çok enteresan, İspanya'dan gelmiş ailesi İzmir'e. Şimdi bunu niye söyledim? Bu Illuminati denilen bir örgüt var ya şehzadem, işte 1700'lerde Edwin Weisbrot'un Almanya'da, Bavyera'da kurduğu Illuminati teşkilatı. Onun daha öncesi yani 1300'lerde, 1400'lerde İspanya kökenli aslında Alambrado denilen bir teşkilatlanma var. Ve bunun ailesi de Sabatay Sevi denilen adamın ailesinin de o Alambrado teşkilatı yapılanmasından olduğu söyleniyor. Bu adam kendi şeyini, Mesihliğini, Mehdiliğini ilan ettikten sonra bu adama hiç kimse, yani şöyle söyleyeyim, daha çok buna fakir Yahudiler tabi oldular şehzadem. Sonradan işlerini yaptırmak için tüccarlar tabi olmaya başladı. Hocam ismi ne? Türk, yani Osmanlı Devleti'ndeki ismi neydi? Yani bunun ismi Sevi miydi, neydi? Onu bir açıklayalım. Yok, bu adamın ismi şehzadem şey. Ya bu adamın adı Mehmet Ali adını almış bu adam Müslüman olduktan sonra. Mehmet Ali adını. Oluyor fakat gizliyor yani. Yahudi. Aslında olmuyor. Olmuyor. Aslında Müslüman falan olmuyor şehzadem. Yani bunu Avcı Mehmet diye insanların bildiği 4. Mehmet Han Hazretleri, mekan cennet olsun, onun huzurunda sorgulanıyor. Hem de iki defa. Bu adam her iki sorgulanmasında da ilkinde bunu bırakmışlar. Müslüman olmamış. Fakat hani demiş, ben günahımdan tövbe ettim. Ben Yahudiliğime devam edeceğim. Yani bu işleri bırakacağım falan demiş. Affolmuş. Ama ikinci şeyde, tabii gözetim altında. Fakat ikinci sorgulanmasında diyorlar ki, ya sen bu işi bırakmayacaksın. Bu belli. En azından diyorlar, bari Müslüman ol. Yani ondan sonra bu işleri yapmayacağını gerçekten inanalım. O da şöyle bir şey söylüyor. Huzura girmeden önce rivayet o ki, koltuğunun altına, cübbesinin altına bir güvercin saklamış derler. Orada padişahın huzurunda yargılanırken, bu can bu tende olduğu müddetçe ben de Müslüman olarak kalacağım inşallah demiş. Huzurdan çıktıktan ve saraydan ayrıldıktan sonra da derler ki, yanında adamlarına da göstererek cübbesini açmış ve o güvercinler uçmuş gitmiş. İşte Müslümanlıktan da bu güvercinlerin benden uçup gittiği gibi vazgeçtim diyor. Bir de önemli bir mesele daha var şehzadem. Devrinde çok önemli bir mutasavvıf yaşamış. Çok büyük bir Allah dostu yaşamış, Niyaz-ı Mısri Hazretleri. Bu Sabatay Sevi denilen adam bu Niyaz-ı Mısri Hazretleri ile de çok uğraşmış. Ona da çok iftiralar atmış. Niyaz-ı Mısri Hazretleri'nin sürülmesinin, sürgüne gitmesinin veya işte başına olaylar gelmesinin başlıca müsebbibi bu Sabatay Sevi denilen adam ve avanesinin iftiraları. Hatta Niyaz-ı Mısri Hazretleri'nin hayat hikayesinin derinlemesini okursanız şunu görürsünüz. Niyaz-ı Mısri Hazretleri birçok kaynakta eceliyle vefat ettiği gibi gözükür. Ama Limni'de sürgünde aslında kendi hatıratında bunu söylüyor. Defalarca zehirlendiğini kendi söylüyor. İçeceği sulara zehir attıklarını Niyaz-ı Mısri Hazretleri söylüyor. Karpuzun suyunu içtim diyor mesela bazı yerlerde. Su bulmakta çok zorlandığına falan bahsediyor. Ve nitekim benim yaptığım araştırmalar Niyaz-ı Mısri Hazretleri'nin de Sabatay Sevi ve ekibi tarafından, hocam Sevi'ye yani ne oluyor? O anlayış tarafından şehit edildi. Yoksa devam ediyor mu yani? O idam mı edildi yoksa o hayatını devam etti mi? Ne oldu? Bir de diyorlar ki efendim, onun zamanında öyle bir tarikat oluştu ki hala günümüzde ve büyük isimler Türkiye'de. Evet, isimler, evet. Bunların bunun mezhebinde. Ve hatta birileri televizyonda çıkıp kendini açık açık bir şekilde ben Sabahi diyen bile var. Ben isim söylemem şehzadem de. Yani ben günümüzde yaşayanları az çok tahmin ediyorsunuzdur.
Ben de yani ediyorum. Araştırmalarımdan da bulduklarım var. Fakat tabii bu herkesin tahmini kendine kalsın. Burada isim Efendim, bu söylemeyeceğim zaten. İlaç sektöründe olan büyük bir isimler var. Biz bunlar yeni yeni kendilerine ele vermeye başladı. Kendilerine açık bir şekilde söylediler. Yani Türkiye'de bunun kurmuş olduğu, öncelikle şunu hocam ben sorayım da, şimdi bizim şöyle biraz akademik bir şekilde anlatmayalım Evet. seyircilerimize ve bizi takip edenlere. Biraz daha böyle hani daha böyle basit bir şekilde anlatalım ki, SIV ne oldu? Bu bir. Öldü mü? Yani kendi eceliyle mi yoksa idam mı edildi? SIV'i bir tarikat yapıp Sebai tarikatı, ya bizim günümüze kadar ne kadar etkisi var? Ve masonlarla aynı çatı altında işbirliği yapıyor mu? Bugün günümüzde bunların kaç tane tabi aile var? İsim söylemeyelim. Bu Sabeist'e bağlı. Evet. Bir de kendi tek başına bir şey mi olmuş bu? Yani ne derler efendim, bir tarikat mı olmuş? Evet. Buyurun. Şimdi estağfurullah. Şimdi kıymetli şehzadem, olan şöyle. Bu adam Müslüman olduktan sonra müritlerine şunu emrediyor, tırnak içinde yani. Takipçilerine şunu emrediyor. Diyor ki çünkü şöyle söylentiler çıkıyor her yerden, yani mektuplar falan alıyor. Sen bizi kandırdın, sen bizi aldattın, Müslüman olmuşsun. İşte bu nasıl olur falan diye insanlar kendi aralarında konuşuyorlar. Sabahattin Sevi'ye mektuplar falan yazıyorlar. Sabahattin Sevi kendi adamlarını gönderiyor kimine, kimine mektuplar yazıyor. Diyor ki aman diyor, yani ben Müslüman falan olmadım. Ben Osmanlı Devleti'ni kandırmak için Müslüman gibi gözüktüm. Siz de bunu yapın. Siz de Müslüman gibi gözükün. Bu emri veriyor ve bu emri alan bütün Sabahattin Sevi'nin takipçileri akın akın görüntüde Müslüman oluyorlar. Bir de burada şöyle hocam önemli bir bir... Bunlar, Buyurun. Bunlar 1500 1451 1480 1480 2. Bayezid'in emriyle İspanya'dan kurtulan Yahudiler getirtilir, bir kısmı Selanik'te kalanlar değil mi hocam? Dedeleri onlar değil mi? Şöyle yani İspanya'dan getirilen Yahudilerden bunlar ama bu adamın merkezi şehzadem İzmir çıkışlı bu adam. Anladım. İzmir çıkışlı. İzmir Yani çıkışlı da İzmir'de. Yani Selanik, şimdi Osmanlı Devleti Fatih'in fethiyle, yani Konstantiniyye'nin Fatih 1453'ten Yahudi olup olmadığını tam tarihçiler net olarak bilmiyor. Yani tamamen yani Hristiyan. Oğluyla yani ikinci Beyazıt'la Osmanlı Devleti Yahudilerle tanışıyor. Yani geliyor. Evet. Az buz değil. Bayağı Yahudi geliyor. Musevi geliyor İspanya'dan. Onlar ikinci Beyazıt getirmemiş olsaydı bunlar hepsi kılıçtan geçirilecekti. Evet, aynen öyle. İspanya kralı. Yani Osmanlı bunları bir şekilde kurtarmış. Yani belki burada bizi takip eden birçoğumuz bilmez. 1480 tarihinde Osmanlı gemilerini gönderiyor ve onları oradan kurtarıyor. Hatta İspanya kralıyla araları açılıyor ve Beyazıt fazla savaşa girmek istemiyordu. Yani ikinci Beyazıt fazla savaş taraftarı değil. Ama diyor gerekirse diyor İspanyol kralıyla bu Yahudileri kurtarmak için savaşırım bile diyor. Ve orada gemiler dolusu, bir gemi değil gemiler dolusu Yahudileri getirip bir kısmı Selanik, bir kısmı İzmir, bir kısmı Anadolu içerisinde, tam içinde değil de yani dağıtılıyor. Fakat en çok Selanik ve İzmir bölgesinde yerleştiriliyor. Acaba evet. Diyorum ki o kişinin dedeleri mi diyorum, yani o Sevi o İspanya'dan, işte ben de onu söylüyorum şehzadem, bu adamın zaten ailesi bu Illuminati teşkilatının kurulduğu yer olan bu İspanya'da, Alumbrado denilen teşkilatın kurulduğu yer olan İspanya'dan gelen, zaten kökeni orada zaten. Yani bu ikinci Beyazıt'la beraber ikinci Beyazıt'ın getirdiği Yahudilerden, yani zaten aile. Zaten yani sizin sorunuza hocam cevap veriyorum zaten. bunlar bildiğimiz masonluktan ve diğerlerinden çok çok daha tehlikeli. Çünkü onun kendi tarikatında şu var. Çok zengin olacaksınız. Evet. Çok tanılan bir isim olacaksınız.
çok güvenilir bir isim olacaksınız ve çok iyi bir Müslüman gibi görüneceksiniz diyor. Bunu Payitaht dizisinde işlediniz Şehzadem. Evet. O Emel Alkarasu Müslüman gibi gözüken imamdan tut da tüccara kadar tanışmıştı. Öyle bir bölümler vardı. Evet. Onu gerçekten o gerçekten çok Payitaht'ın en güzel bölümlerinden biriydi. Yani mesaj vermesi, kıymetli seyircilerimize mesaj vermesi açısından. Ben şunu söyleyeceğim Şehzadem. Bir kitap yazıldı bu memlekette bir dönem. Ben sizinle özel konuştuğum bir zaman bunu size soracağım. İşte Ömer bunu açıkla derseniz ben bunu açıklarım burada. Ama Ömer yok açıklama derseniz de açıklamam. Fakat bu memlekette bir kitap yazıldı kıymetli Şehzadem. Kitabın içerisinde ne kadar bizim Allah dostu diyebildiğimiz, alim diyebildiğimiz, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinden tutun da Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Hazretlerine kadar sabataycı ilan edilen Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, Ali Haydar Efendi tutun. Bütün bu zevat-ı kiramı sabatayist ilan eden bir kitap yazıldı bu memlekette. Yo söyleyelim. Ben hemen size söyleyeyim bilmiyorum o mu değil mi? Cahilliğime kusura bakmayın. Estağfurullah. Soner Yalçın'ın Beyaz Türkler. Evet ama onun ikincisi. İki tane doğru yazdı. Hocam. İkincisi. Evet doğru. Cahit kardeşiniz az çok takip ediyor. Bu tip yayınları estağfurullah. Çekiyor. Onun ilk yazdığı efendiyi de okudum ben. Orada da çok hatalar var da ikinci kitap bir facia. Bakın ilk başta bir şey anlatıyor size sürekli güzel. Yani diyorsunuz ki bir aile güzel anlatıyor. Bir aile İzmir'de bir aile devamlı belediye başkanlığını kazanıyor. Devamlı bu sebaisti gösteriyor. Güzel deniyor. Fakat kitabın neredeyse son tarafını bir yer işaretliyor. Sizi adres olarak Menderes'i gösteriyor. Yani Menderes onlardan diyor. Ya birinci kitabın iddiası o. Birinci kitabın iddiası zaten o. Demek ama ki, Soner Yalçın'ı sonradan tanıdık. Yani Kurtlar Vadisi'yle diziyle girmesi falan biz milliyetçi efendim adam derin devletle bir şey yazmasa yazmasa iyi olurdu Şehzadem. Yani bu çünkü dayandığı biz burada hani kimseye hakaret etmiyoruz. Kimseye bir şey söylemiyoruz. Kimsenin şahsıyla bir işimiz de yok. Fakat ilim düzeyinde tartışacaksa yazdığı efendi iki kitabı bir facia. Yani mesela demiş ki Şehzadem Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin Hüdayi Yahuda oraya kadar bağlamış Yahuda Hüda falan diye böyle bir kendince bir terkipler yapmış. Sonra demiş Nakşi tarikatın hocalarına da masonlarla bağladı. Öldürülen hani mezarın başında öldüren meşhur bir Küçük Hüseyin Efendi Hazretlerini de sabataist yaptı. Efendim neden gitmiş onu ziyaret etmiş? Niye orada öldürülmüş? Evet. Neydi o? Alarko'nun sahibi vardı ya. Üzeyir Garip. Orada efendim o Nakşi tarikatın oradaki Eyüp Sultan'da onun mezarın yanında öldürülmüş. Neden orada öldürülmüş mesela? Şimdi Şehzadem şöyle bir şey, şöyle bir mevzu var. Biz inşallah bir yayında, bugün tabii konuşacaklarımızı yine konuşalım veya vakit yettiği kadar sabataizmi de konuşabiliriz vakit neye el verirse. Fakat şunu söyleyeceğim, sabataizm konusunu biz başlı başına bir gün inşallah bir inceleyelim. Hatta o Efendi iki kitabını bir böyle önümüze alıp tek tek hatalarını gösterelim. Çünkü insanlar o kitabı okuyup gerçekten Allah dostlarına haşa düşman oldular. Yani şöyle bir yok mevzu hocam, var. Eskiden kaldı, o kitabın şeyi çıktı. Hala internette dönüyor Şehzadem. Hala internette, blog sayfalarında, YouTube'da filan hala o kitabın etkisi çok. Yani Soner Yalçın kim olduğunu anladılar. Sultan Abdülhamid'i de veriştirdi. Ondan sonra insanlar yavaş yavaş onu tanıdılar. Soner Yalçın Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümleri çıktığında biraz ismi parladı. Ondan sonra artık yani şeyi söndü. Yani malumunuz artık devlete sataşmaya başlayınca şeyi söndü. Hocam şeye devam edelim. Biz nedir? Bu seviyeyi anlayalım. Bu hüküm gördü mü? İdam mı edildi? Ne oldu? Ehli serbest mi kaldı? Şimdi Şehzadem bu adam ikinci yargılanmasından sonra Müslüman olduğunu söyledi ve adamlarına da uyarılarda bulundu. Siz de Müslüman olun dedi ya. Bu adam kendi meşrebi üzerine, kendi uyguladığı yol üzerine
adam yetiştirmeye, adam toplamaya devam ediyor. Bu arada önemli bir şey var. Bunu Osmanlı topraklarında var olan, bu adama tabi olmayan Yahudiler, hahamlar aforoz ettiler. Bu bilgiyi de verelim yani. Bu adamı biz tanımıyoruz diye, bu adamla bizim alakamız yok diye devlete beyanat vermiş o zamanki hahamlar. Bu adama tabi olmayan hahamlar, bu adam bizden bir alakası yok, bu adam Yahudiliği bozuyor diye bu adamı şey yapmışlar. Bu adam tabii Osmanlı Devleti de cahil değil, Osmanlı Devleti de saf değil. Bu adam Müslüman oldum deyince bunu tabii ki bırakmayacaklar. Bu adamı adım adım izliyorlar ve izlediklerinde gördükleri şey bu adamın aslında Müslüman olmadığı ve hainliğine devam ettiği. Bir rivayete göre Arnavutluğa, bir rivayete göre Bulgaristan'a, bir rivayete göre de Makedonya'ya sürgün edildiği söyleniyor ve bu sürgün edildiği söylenen yerlerden birinde de ölmüş. Her üçünde de mezarı var. Makedonya'da, Bulgaristan'da ve Arnavutluk'ta da mezarı var. Fakat enteresan bir şey, bu adamın şu, yani bize verdiği zarar şu şehzadem. Ha, bu adam bir de kendi arasında şehzadem, kendi ölmeden önce 3 tane yerine şey bırakıyor, adam bırakıyor benim yolumu devam ettirin diye. Bu adamlar Yakubiler, Kapaniler ve Karakaşiler. Bugün Sabataizm, günümüzde var mı dediniz ya şehzadem, Sabataizm bu 3 koldan, Sabatay Sevin'in bıraktığı bu adamlar vasıtasıyla 3'e ayrılmış. Kendi aralarında fikir ayrılıkları var. Farklı düşündükleri mevzular var. 3'e ayrılmışlar. Bir daha sayayım. Karakaşiler, Kapaniler ve Yakubiler. Bunlar günümüze kadar gelmişler. Bunların tehlikeli olmasının sebebi şu. Bunlar sizden gibi gözüküyorlar. İçinizde duruyorlar. Sizden gibi gözüküyorlar ama arkanızdan kuyunuzu kazıyorlar. Mesela bir de şöyle bir mevzu daha var şehzadem. Bunu da konu dışı ama söyleyeyim. Bu dönme Yahudiliği mevzusu Ermenilerin içinde de var şehzadem. Bir grup Yahudi de Ermenilerin içine sızarak Hristiyan Ermeni gibi gözükmüş. Bunlara da Pakruduniler deniyor. Pakruduni. Ermeniler gibi, Ermeni Hristiyan gibi gözüküyorlar ama Ermeni de değiller, Hristiyan da değiller. Yahudiliklerini devam ettiriyorlar. Onlara, hem onlara da zarar veriyorlar hem de yine İslam alemine, insanlığa zarar veriyorlar. Yani fakat bu adamların her türlü ahlaksızlığı yaptığını, Sefine'yi bir kitap ismi vardı şehzadem, onu ben unutmayayım diye çok önemli not almıştım. Evet, Sefinetü's Safi diye bir kitap var. Sefinetü's Safi. Bu kitabı yazan zat-ı muhterem de Ahmet Safi Bey diye biri. Tekrar ediyorum, bu kitabın satışı da var. Bunu mutlaka bu kitabı bulup okusunlar. Ben okudum, dehşete düştüm. Ahmet Safi Bey diye birisi yazmış. Osmanlı zamanında yazılmış bu kitap. Türkçe'ye çevrilmiş. Günümüzde yazılmış falan değil. Osmanlı zamanında. Osmanlı'nın Abdülhamit Han Hazretleri zamanında falan yazılmış yani kitap. Ve bu Ahmet Safi Bey'in de vefat tarihi, yani galiba Cumhuriyet'i görmüyor bile. Tam şu anda hatırlayamadım da çok eski yani. Ahmet Safi Bey bu kendi yaşadığı yerlerde memuriyeti dolayısıyla bürokraside çalışmış, memuriyetlerde çalışmış, tayinler görmüş, eyalet eyalet gezmiş. Gittiği yerlerde Sabataistlere izini sürmüş. İzmir'de ve Selanik'te özellikle. Anlattığı bir olay var. Ramazan ayında diyor, Ramazan ayında gece sahura kalkmış gibi kendini gösteren bir ailenin Osmanlı zaptiyelerince, Osmanlı Devleti saf değil, cahil değil, hayır ki adım adım devleti korumak için izliyor şüphelendiği insanları. Kendisi de vali muavinliği, mutasarrıf muavinliği falan yaptığı için, katiplik falan yaptığı için o da bu işlerden haberdar. Yani neyin, bütün devlet raporları falan elinden geçiyor. Ve anlattığı bir olay var İzmir'de ve Selanik'te. Ben bir tanesini anlatayım. İkisi birbirine çok benziyor. Biri Ramazan ayında geçiyor. Ramazan ayında zaptiyeler çaktırmadan eve merdiven dayıyorlar şehzadem. Merdivenine çıkıyorlar, içeriye bakıyorlar. İçeride bir adam Kur'an okuyor. Gerçekten. Sonra o Kur'an-ı Kerim bitiyor. Başka birisi ilahi falan okuyor. İçeride böyle sanki ibadet yapılıyormuş gibi bir hava var. Fakat içeride o şey, ne derler onun adına, memurun anlattığı Ahmet Safi Bey diyor ki, yani aklımı kaçıracak gibiydim diyor. Bu kadar insanlarla dalga geçer. İçeride her türlü rezalet var.
detay kitapta var. Yani baksınlar Sefinetü Safi kitabını Ahmet Safi Bey'in. Hani İslam'la alakası olmayan işler var içeride. Benim şimdi anlatmaya edebim yetmedi yani. Anlatamayacağım yani. O yüzden oraya baksınlar. Yani bu adamlar sizden gibi gözüküyorlar ama her türlü rezilliği yapıyorlar. Bir de şöyle bir enteresan bir şey var. Bu adamlar evet şehzadem, Soner Yalçın beyefendinin de iddia ettiği gibi Osmanlı tarikatlarına sızmaya çalışmışlar. Mesela ben size bir tanesini söyleyeyim. Geçen programlarımızdan bir tanesinde ben ismini de söyledim. Sultan II. Abdülhamit Han Hazretlerinin danışmanlarından Mehmet Ali Hilmi Dede Baba Bektaşi Şeyhi, onun kılığına giren, yani ben oyum diye kendini, Mehmet Ali Hilmi Dede Babayım diye kendini tanıtan ve 1932'de mi 33'te mi ne ölen Mehmet Ali isimli bir adam var. Fötür şapkalı, ondan sonra mason üniformasıyla, hatta adamın adı da Mehmet Ali gerçekten. Ama adam kendini şöyle tanıtıyor: ben Bektaşi babasıyım ve Abdülhamid'in danışmanı Mehmet Hilmi Dede Babayım diyor. Şimdi böyle şeyler olmuş. Yani gerçekten Allah dostlarının kılığına girmeye çalışmışlar. Bir bu var. Veya işte geçenki programda da anlattım, o Baron Rudolf Sabatandorf'un yaptığı gibi tekkelerin içine girip oradan bir şeyler öğrenmeye çalışıp kovulmuşlar. Bunlar var. Veyahut da kendileri hakikaten saf ve temiz Müslümanları kandırmak için bu temiz tasavvuf yolunu kullanmak için, saf insanları kandırmak için sahte tekkeler açmışlar. Sahte yollar açmışlar. Fakat Osmanlı bunlarla da uğraşabildiği kadar, çünkü meclisi meşayih var, o dönem Osmanlı döneminde denetimler var. Fakat ne kadar denetim olsa da sonuçta insanın gözünden kaçabiliyor. Osmanlı yakaladığını affetmemiş tabii. Mesela ben size çok eski devirden bir şey söyleyeyim. Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri var, Halveti tarikatının büyüklerinden. Sultan II. Beyazıt, yanlış aklımda kalmadıysa ya o ya da Yavuz Sultan Selim, ama büyük ihtimalle Beyazıt-ı Veli Hazretleri, Manisa'ya mektup yazıyor Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri'ne. Diyor ki Efendi Hazretleri, acilen diyor İstanbul'a teşrifiniz gerekmektedir. Çünkü burada diyor sahte şeyhler çoğaldı. Bunların diyor yakalanıp adalete teslim edilmesi gerekiyor. Sizin ilminize güveniyoruz diyorlar. Manisa'dan Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri teşrif ediyor İstanbul'a. Bir komisyon kuruluyor ve o komisyon İstanbul'daki bütün tekkeleri böyle hepsinin kapısını çalmış, bütün şeyh efendilerle görüşülmüş, hepsinin icazetlerine, diplomalarına, önlerindeki defterlere, kitaplara bakılmış ve sahtekarların da derler ki Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri celalli bir zat-ı şerifmiş. Sahte şeyhlerin hepsinin kafasındaki sarıkları, tacı şerifleri almış, Marmara'ya fırlatmış. Hatta elinde de Zülfikar gibi bir kılıç da olduğu da söylenir. Velhasılı kelam, sahtekarlar her zaman olacaktır şehzadem, ama sahtekarlar var diye yani temiz tasavvuf yoluna da hakaret edilmesine gerek yok. İyiyi doğrudan ayırt etmek için ilim öğrenmek lazım. İlim öğrenirsek sahtekarlara kimse tapılmayacaktır. Fakat dediğim gibi Sabataylar tasavvuf yolunu ele geçirmeye çalışmışlar. İçeriye sızmaya çalışmışlar. Bunu defalarca denemişler. Ama az önce ismini bahsettiğiniz o Soner Yalçın'ın Efendi 2 kitabında anlatılanlar maalesef hiçbir ilmi geçerliliği olmayan mevzular. Peki bu sabah meselesini kapatalım, çünkü programımız bizim sadece neredeyse bir saat onu anlatıyor. Son olarak kısa bir şekilde ben sorayım, siz bunu cevaplayalım, bu konuyu da bir kapatalım isterseniz. Sadece evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde bugün de bir takım aileler devam ediyor. Fakat bu baktığım zaman bu aileler, şimdi ben zikretmek istemiyorum ama Türkiye birçok yani bayağı etkin ve yanında binlerce kişi çalışıyor. Baktığınız zaman işte vakıfları var. Biliyorsunuz vakıfları var. Hizmetleri var, okulları var. Acaba diyorum ki bunlar yani ülkeyi batırırsa onlar da batacak. Peki bunların sadece bir tarikat kurup da tarikatın içerisinde kendi isteklerini, yani bunu, çünkü Osmanlı'yı ben bunlarla sohbet ederken birisiyle çok yakın ve kendi itiraf etti. Ben
açık açık söyledi. Yani ben dedelerim Osmanlı zamanında yaşadı. Biz Osmanlı'yı kötülemedik ve Osmanlı aleyhine bir şey de söylemeyiz. Ben Sabra'yı istedim diyor. Açık söyledi. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti de seviyorum. Aleyhine zerre kadar bir şey düşünmem. Vatanım batarsa ben de batarım diyor. Böyle bir düşünceleri var. Peki bunlar tarikatsa nedir peki? Yani gizli ajandaları sadece sormak istiyorum. Gizli ajandaları nedir? Adam fabrikatör. Türkiye'nin de ismi çok parlak. Binler, bakın bin, 2000 değil. Belki binlerce işçisi var. Bilinen kişi, vakıfı var, okulları var. Yani bu kişi peki Türkiye'de bir hizmet yapıyor. Peki bu adam Türkiye'nin batmasını mı ister? Yani ben şimdi bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. Tövbe, yani şeytanlığın avukatı yapmıyorum ama yani onların isteğini veyahut onların gizli ajandasını bir sormak istiyorum sadece. Hocam buyurun. Şimdi tabii ben de burada dilimin döndüğünce cevap vereyim. Ben yaptığım araştırmalarda şunu gördüm Şehzadem. Günümüzdeki Sabataislerin bir kısmı bu kendi atalarının, dedelerinin yolundan gitmiyorlar. Yani evet, köken olarak adamlar Sabatais. Bunu bir kısmı öğrenmiş, biliyor. Bir kısmı zaten biliyor ama dedelerinin yanlış yolda olduğunu ve aynı sizin dediğiniz gibi, yani Osmanlı da bizim devletimizdi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bizim devletimiz, bunun batmasına rıza gösteremeyiz. Biz de burada kendi işimizi gücümüzü yaparız. Bizim bu Sabataistlikle de evet köken olarak öyle olabilir ama alakamız yoktur diyenler de var. Yani bunu bu şekilde ifade edenler de var. Sizin dediğiniz gibi, az önceki verdiğiniz örneklerde olduğu gibi. Fakat ısrarla aynı davayı Sabataistleri sanki ölmemiş gibi, sanki yaşıyormuş gibi aynı davayı sürdürenler de var. Tabii ben burada isim falan veremem. Onu kimse öyle bir şey beklemesin. Zaten siz de vermediniz. İnsanlar araştırsınlar, bulsunlar doğruları. Bunların gizli ajantası Şehzadem, geçenlerde biz konuştuk ya, galiba ilk programımızdaydı. Dünyayı bir masa idare ediyor. Bir dengeler bütünü var dedik. İçinde işte localar var, aileler var, işte derin mabetler var, işte istihbarat servisleri var filan, bu Vatikan var, bu şekilde anlattım ya Şehzadem. Hocam Bunlar bir o dakika. masada, evet. Arkadaşlar bir dakika. Bize mesaj yazan arkadaşlardan rica ediyorum lütfen. Bakın şu andaki yayınımız bizim sadece 205 kişi seyretmiyor. Bakın bir daha söylüyorum. Bu yayınımız YouTube'a yüklenecek. Sizin burada isimleriniz teker teker ayıklanıyor. Ve Instagram'dan haricinde bizim Facebook'ta bizim yaklaşık 200 bin takipçimiz var. Facebook'ta aynı anda Facebook'ta da yayınlanıyor. Bir, lütfen burada küfürleşmeler olmasın. Bakın bunlar sonradan hepsi o hesaplar kapattırdık. Birçok hesabı kapattırdık. İnanın bana. Yani boşu boşuna bizi uğraştırmayın. Bunlar hepsi kayıtlar alıyor. İki, konuştuğumuz konuyla ilgili isimleri belirtmeyin efendim. Bakın biz belirtmiyoruz. Yani burada alt altta filan kişi, firma filan kişi, bunlar ilgisi de değil. Yazdıklarınız da değil. Yani lütfen isim belirtmeyin. Belirttiğiniz zaman size dava açarlar. Bakın bize değil. Size dava açarlar. Yani dersiniz ya kim bulacak? O kadar çok güzel buluyor ki. Ben bakın geçtiğimiz hafta bizim hakkımızda hakaret edenlerin 10 kişiyi adresini, telefonu, ev adresine kadar bulduk. Ev adresine kadar. Bizi rahatsız edenlerin ve bize küfredenlerin bakın telefon numaralarını, ev adreslerine kadar bulduk. Savcılığa verelim mi vermeyelim diye karar vermedik daha. Onun için lütfen dikkat edelim. Burada isim zikretmeyelim, küfürleşmeyelim. Programı beğenmiyorsanız başka canlı yayınlar var, başka magazin programları var, LBT programları var. Gidin onları seyredin. Evet hocam buyurun. Kusura bakmayın bu an uyarmam lazım bizi takip edenlere. Şimdi Şehzadem, siz dediniz ki az önce bu adamların dediğiniz gizli ajandası nedir dediniz. Tam orada kalmıştık. O hususu ben arz ediyordum, anlatmaya çalışıyordum. O da şu:
Biz galiba ilk programdaydı Şehzadem. Bu da hamdolsun 5. programımız. Nice programlara olsun inşallah. 1. programdaydı galiba. O 1. programda ben şunu anlattım. Siz şu soruyu sormuştunuz çünkü. Demiştiniz ki dünyayı kim ya da kimler yönetiyor? Dünya nasıl idare ediliyor? Diye bu soruyu siz sorunca fakire, bendeniz de şöyle arz etmeye çalışmıştım. Demiştim ki dünyayı bir dengeler bütünü idare etmeye çalışıyor. Yani işte o masada aileler var, 13 aile, işte istihbarat servisleri var, Vatikan var, localar var, mabetler var vesaire vesaire. Şimdi sabataizmin istediği şey, birinci gizli ajandalarını sordunuz ya, birinci istedikleri şey o masada bir sandalye istiyorlar. O masada hala bir sandalyeleri yok. Fakat şu açıdan var. Şu açıdan var. Bu. O masada sandalye kapmak için onların istediklerini Türkiye'nin içerisinde yapmak zorundalar. Yani bugün yürüyen bir siyasi, yürüyen bir hükümetin programını bu yanlıştır dedikleri zaman dışarıdan onlara da uymak zorundalar. Şimdi anlaşıldı. Bir de Şehzadem şunu arz edeyim. Fakat o masada şöyle bir temsil hakları var. Şöyle temsil ediliyorlar. Sabataist olduğu halde Gülhaç tarikatından olan, Sabataist olduğu halde Tapınak Şövalyesi olan, Sabataist olduğu halde Tavistok üyesi olan adamlar da o masada oturuyorlar. Ama o adam orada Sabataizm kimliğiyle değil, Tavistokcu kimliğiyle, Gülhaç ve Tapınak Şövalyesi kimliğiyle temsil ediliyor. O noktadan bakarsak Sabataizm o masada bir sandalyeleri var o açıdan bakarsak. Fakat Sabataizm tabelasıyla bir derdimi anlatabildim herhalde. Sabataizm tabelasıyla bir sandalyeleri yok o masada. Bir bunu sağlamak istiyorlar. İkinci sağlamak istedikleri şey de Şehzadem ikinci gündem maddeleri de bunu da arz edeyim. Şu anda tüm dünyada var olan klasik Yahudiliği yıkmak ve Sabataist Sevin'in tırnak içinde onların ifadesi bayrağı altında, onun krallığı altında kendi anlayışlarındaki Yahudiliği tüm dünyaya yaymak ve dünyayı idare yani eninde sonunda dünya idaresini tek elden kendileri yapmak istiyorlar yani. Hocam, o masada dini lider Müslümanları temsil eden benim de kulağıma böyle bir duyumlar böyle geliyor. Bunu da FETÖ'nün seçtiğini söylerlermiş. Doğru mu? Olabilir mi dersiniz? Rahmetli Aytunç Altındal FETÖ'nün gizli kardinal olduğunu söylüyorum. Ben duydum. O masada kurulacak olan masa dedi ve daha 15 Temmuz'dan çok çok daha önce biliyorsunuz daha 15 Temmuz'da vefat etmişti. Ondan önce vefat etti. Aytunç Altındal ilk Gülen'in hakkında aleyhine konuşmaya başladığı zaman kendisi dedi ki benim hayati tehlike var dedi. Hatırlar mısınız? Evet. Yani onun gizli kardinal olduğunu söyledi. O adam söyledikten bir sene sonra vefat etti. Yani çok başka şeyler de anlatıyordu tabii. Ve çok. Bu adamla benim bir tanışıklığım olmuştur. Dedi ki bahsettiğiniz masayı söyledi. Ve Şehzadem dedi bu masada enteresan bir isim var ve olacak galiba. Bir dini bir lider dedi. Müslüman dini bir lider dedi. Allah Allah dedim. O dedi kim biliyor musunuz dedi. Kendisini hoca bozuntusu Fethullah olacak bu masada. Evet. Ölür ki dedim. Daha masa ne zaman kurulacak ki? O ölse bile dedi. Onun zihniyeti o masada olacak dedi. Evet. Şimdi Şehzadem yani dediğim gibi bunlar Sabataizm tabelası altında o masada bir koltuk istiyorlar. İkincisi de dediğim gibi bu klasik Yahudi anlayışını yıkıp kendileri tek elden dünyayı idare etmek istiyorlar. Yani iki tane gizli gündem maddeleri var. Ama dediğiniz gibi rahmetli Aytunç Altındal'da Fethullah Gülen'in o masada oturduğunu ve sonrasında da o zihniyetin o masaya hakim olacağını, olduğunu anlatıyordu rahmetli. Evet. Böyle şeyleri onu ortada konuşmayın. Şehzade örnek alın dediniz Ertuğrul Gazi. Biz program yapıyoruz şu anda. Ben Şehzade değilim. Ben bir program yapımcısıyım. Onun için lütfen bana burada fikirlerinizi bu şekilde öyle yazmanıza gerek yok. Ben bu Şehzade falan değilim ben. Şu anda program sunuyoruz. Tamam. Yaşın kaç bilmiyorum. Yaşım 58. Daha bana fikir verecek yaşta değilsiniz herhalde. Evet buyurun. Hocam bir şey geçelim mi? Ayrıca bu konular Şehzadem her yerde konuşuluyor zaten. Bu yani konuştuğumuz mevzular zaten televizyonda bütün kanallarda konuşuluyor zaten. Ya hocam başta söylediniz ya bu kişiler çıkıp konuşuyor ediyor.
Şimdi şey geçelim hocam. Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz yani. Biden'a mı geçelim? Biden bayacak. Biden'la ilgili. Evet. Biden'a evet, geçelim. İsterseniz ajandası var mı? Nedir, gizli bir ajandası var mı? Biden'ın ilerleyen zamanda Türkiye'ye karşı nasıl bir tutum görebiliriz? Şimdi kıymetli şehzadem Joe Biden şöyle bir şey arz edeyim. Bu zamana kadar dünya tarihinin görüp görebileceği en nasıl ifade edelim, şeytani Amerikan başkanı olacak. Yani sistem, Amerika'daki sistem, deccali sistem eğer bu adamdan vazgeçmezse iki dönem yapacak. Yani o şerhi koyayım önce, vazgeçmez ise o şeytani deccali sistem Joe Biden'dan vazgeçmez ise iki dönem yapacak ve bunu demiştin dersiniz zat halinizde veya bizi takip eden kıymetli seyircilerimiz de. Yani Obama'dan da Trump'tan da veya Bush'tan da daha zalim, daha korkunç, daha şeytani bir başkan olacak. Önce bunu bir koyalım bir tarafa. İkinci arz edeceğim husus da şu. Bakın kıymetli şehzadem, şöyle bir olay oldu. Bunu hiçbir Amerikan başkanı bunu yapmaya cesaret edememişti, bu şimdi arz edeceğim şeyi. Ha, sonradan yaptılar. O da nedir? Amerikan başkanı Joe Biden seçime yani yemin etti ya 20 Ocak'ta. 19'u 20'ye bağlayan gece başkan yardımcısıyla beraber Washington'da bulunan dikili taşa gece bir selam verdi. Ben bunu bir yazı da yazdım bununla alakalı. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Ya bir Amerikan başkanı ve işte yardımcısı bir dikili taşın karşısına poz verebilir. Bu doğal değil mi diyebilirsiniz. Ben de o zaman şöyle söylerim. Evet, diğer Amerikan başkanlarının da başka ülkelere gittiklerinde ya veyahut da Amerika'da dikili taşların yanında pozları var. Bu açıdan bakarsak evet hiçbir şey ifade etmiyor. Fakat göreve geleceğin gece sen bu selamı veriyorsan başkan yardımcınla beraber ve bunu Instagram'ına koyup herkesin gözüne sokuyorsan bunun altında bir Çapanoğlu vardır. Önce bunu bir tarafa koyalım. Çünkü bütün bizim kadim metinlerimizi, tasavvuf kitaplarımızı, tarih kitaplarımızı okuyanlar bilirler ki dikili taşlar şeytanın ve deccalin yeryüzüne attığı imzalar. Şimdi burada dikili taş konusuna gelirsek mevzu çok başka yerlere gider. Hiç girmeyelim dikili taş mevzusuna, ama dikili taş mevzusu çok ciddi ve çok önemli bir mevzu. Yani deccali temsil ediyor, şeytanı temsil ediyor, deccali sistemi temsil eder dikili taşlar. Ve kökenleri de antik Mısır ve antik Roma'dır. Bunu da söyleyeyim, bu kadar söyleyeyim. Arkadaşlar söylüyor, Trump vermedi o selamı diyor. Yusuf kardeşimiz yazmış, Trump bu selamı vermedi diyor. Trump da başka selamlar verdi, o evangelisti zaten. O evangelisti, o da başka selamlar verdi. Fakat sistem onu içine almadı. Sistem onu dışarıya attı. Fakat o tabii, o da kendisi yeniden bir mücadeleye girecek. Yeniden dönmeye çalışacak. Trump konusu da başka bir konu. Fakat şunu söyleyeceğim. Göreve, ben bu tarihe kadar böyle bir şey hiç ne okudum ne gördüm. Yani göreve başlayacağın gece sen başkan yardımcısıyla beraber, bir de dikili taşa şöyle poz vermemiş şehzadem. Yani dikili taş arkasında duruyor da, şurada duruyor da, önüne böyle geçip de böyle poz vermemiş. Poz bu şekilde değil. Dikili taş karşıda, başkan yardımcısı bu tarafta, kendi burada, böyle bir selam verme vaziyetinde ay ışığının altında bir poz verilmiş. Ve fotoğraf gayet uzaktan ve net çekilmiş. Yani dikili taşı da filan da göstererek böyle. Onun bir anlamı var. Yani diyor ki hizmetinizdeyim, geldim, göreve başlıyorum diyor adam yani. Birinci söylemek istediğim şey bu. İki, Joe Biden neden şeytani dedim? Neden görülebilecek en şeytani Amerikan başkanlarından biri dedim? Şunun için söyledim. Çünkü az önce bir arkadaşımız hani o selamı vermedi dedi ya, ben de başka bir şey söyleyeyim Trump'la alakalı. Silikon Vadisi, kabalacı, Siyon tarikatı mensubu Amerika'daki Silikon Vadisi, yani bu teknolojileri üreten, Trump'a biat etmediler. Trump'a seçim kampanyasında para bile toplamadılar doğru düzgün. Yani topladılar da çok cüzi. Fakat Joe Biden'a Amerikan tarihinde, o internetten girip araştırsınlar. Hatta yazarlarsa buraya da kardeşlerimiz bakıp Google'dan memnun oluruz. Joe Biden'a Silikon Vadisi çok yüklü, büyük bir ödeme yaptı ve Amerikan başkanları içinde böyle bir ödeme yapılan adam yok.
Peki Silikon Vadisi Joe Biden'a neden bu ödemeyi yaptı ve neden tüm başkanlık adaylığı boyunca yanında durdu ve hala da yanında duruyor? Bunun sebepleri var. Çünkü Joe Biden koltuğa oturur oturmaz imzaladığı kararnameler var. Bir, ivedilikle tüm Amerika'nın ve tüm dünyanın 7G ve hatta 8G teknolojisine geçmesinin emri. Sonra yapay zeka mevzusunun ve buna bağlı olarak transhumanizm mevzusunun tüm dünyaya dayatılması, sanal paranın bir an önce tüm dünyada hayata geçirilmesi ile ilgili kararnameler imzaladı Joe Biden. Bunları basın sanal bahsetmiyor. Sanal paranın geçmesi doların ölmesi demek yani. Dolarla zaten onu iktidara getirenler de artık şöyle bir şey var şehzadem. Ben bunu Deccal'ın Askerleri kitabımda da yazdım. Amerika teknolojik üstünlüğü sebebiyle ayakta duruyor şu anda. Amerika çok borçlu bir ülke. Tabii, aşırı tabii, derecede tabii. Borçlu bir ülke ve şu anda biz ekonomi konusuna da girdiğimizde o zaman da konuşacağız. Yani dünya artık bu ekonomiyle dönmeyecek. Yani dünya artık bu ekonomiyle dönecek halde değil. Kendi kurdukları sistem kendileri adına da çalışmıyor. Zaten insanlık adına hiç çalışmıyor. Zaten işte bu reset dedikleri reset, hani sürekli herkesin dilinde ya şeytaniler, deccaliler reset yapacakmış. İşte resetlerden biri bu. Kağıt parayı veya işte bu bilinen para mevzusunu ortadan kaldırıp sanal paraya geçilmesi. İşte Joe Biden bunun imzasını attı. Yani dedi ki bir an önce Amerika'da hemen geçilsin ve tüm dünyada geçilmesi için de çalışmalar yapılsın ve Silikon Vadisi bu işe ön ayak olsun. Yapay zeka mevzusuyla da alakalı bir emir verdi. Yapay zekanın istenilen son haline getirilmesi için acele edilmesi gerektiği ile alakalı bir emir verdi ve bununla alakalı çıkan ödeneği de imzaladı. Yani velhasıl biz çok daha şeytani, şimdi mesela başka bir şey daha söyleyeceğim. Amerikan Başkan Yardımcısının o gün, Kamala Harris'in yanlış bilmiyorsam, onun üstünde bir mor bir kıyafet vardı o gün. Mor bir kıyafet vardı. O mor kıyafet herkes şey dedi işte bu Simpsonlara falan bağladılar. Simpsonlarda falan da var da şöyleydi böyleydi falan dediler. Aslında orada bir şeyi kaçırdılar, gözden kaçırdılar. Aslında o da belki bir algıydı. O da şu. Biz şimdi gökyüzüne bakıyoruz ya şehzadem, gökyüzünü mavi görüyoruz. Yani fakat bilim onun mavi olmadığını söylüyor. Bilim onun mor olduğunu söylüyor şehzadem. Tabii en doğrusunu Allah bilir. Fakat bilim onun aslında mor olduğunu söylüyor. Yani o kadın mor elbiseyi giyerek aslında diyor ki, mor gerçeklik teorisi diye bir teori var. Diyor ki bütün bu evrenin sahibi biziz diyor. Yani adamların verdikleri mesajlar o kadar derin ki. Daha sonra Joe Biden bir şey daha yaptı. Bir İncil'e el bastı. Diyeceksiniz ki bütün Amerikan başkanları zaten İncil'e basarak göreve başlıyorlar. Joe Biden da İncil'e el bastı. Evet ama Joe Biden'ın el bastığı İncil normal klasik bir İncil değildi. Paganist İncil'di. Okültist İncil'di. 1700'lü yıllardan kalma ailesine ait kabalist, okültist bir İncil'di. Bütün bu bilgileri toplarsak Joe Biden Obama'nın idare ettiği gibi idare edecek ama dünya onun dönemindeki dünya değil, Amerika onun dönemindeki Amerika değil. Onun yaptıklarına benzer şekilde şeyler yapmaya çalışacak ama daha vahşi, daha şeytani bir şekilde bunu yapmaya çalışacak. Şu anda Amerika'da Deccal... Elon Musk'ı neden parlatıyorlar bu son zamanlarda? Efendim? Elon Musk'ı neden parlatıyorlar son zamanlarda? Bizim sizin bir arkadaşınız, benim ortak bir arkadaşımız, Sayık kardeşimiz soruyor da... Evet. Elon Musk'ı niye bu kadar parlatıyorlar son zamanlarda? Şehzadem, ona zamanda yolculuk mevzusunda girelim ya. Tamam. Peki, bir de yapalım. Size ben zatenize bir resimler atmıştım. Onları gördünüz mü? Duruyor. Onları da bir gösteririz. Vakit geldi yani o konuyu konuşurken. Aldım, duruyor. Şimdi bu siz dediniz ki biz zaten 2022'de biz 5G şeye geçiyoruz. 5'e geçiyoruz. Şimdi 6-7 geliyor. 8 geliyor. Zaten 5'i bile tanımadan 6-7'nin gelmesi, hele öyle bir şey söylüyorlar ki yani 7 ile ilgili yani hayalinizin çok çok ötesinde bir şey. Ya bayağı bir ötesinde bir şey. Yani... Şehzadem, ben size şöyle bir şey arz edeyim. Bendeniz'in canlı yayın yaptığı fantastik bilim kurgu uzmanı
Yazar Sadık Yemni Beyefendi var. 30 küsür tane kitabı var hocanın. Ben bu konuları hocayla da konuştum. Sadık Yemni Hoca diyor ki 7G ve 8G'ye geçmek istemelerinin sebebi robot ordu kurmak istedikleri için diyor. Aslında Joe Biden şu anda aslında yani sümen altından robot ordunun kurulmasının talimatını verdi diyor. Hani siz dediniz ya hayal bile edilemeyecek şeyler diye. Google'a yazsınlar, YouTube'a yazsınlar robotların neler yaptığına baksınlar. Şu anki şeylerde bile insanı ürkütecek hareketleri var robotların, korkutacak hareketleri var. Hocam ya bunlar anlattıklarınız hepsi var ya. Yani geçtiğimiz senelerde hep filmleri olmuş. Yani bunları bir evet. insanlar hazırlamışlar. Evet, yapay aynen. zekanın bir filmi olmuş. Bir tane çocuk annesini arıyor. Yapay zeka eve bir tane çocuk daha. İki gün önce konuşuyorduk. Kızımla konuşuyorduk bu film hakkında. Mesela burada bu sizin bahsettiğiniz mesela o robot ordusu onunla ilgili bir bundan 7-8 sene önce meşhur artistin ismini bilmiyorum. Terminatör boşa çekilmedi Şehzadem. Terminatörler. Evet, aktör oynuyor. Güzel bir aktör. Ben severim onu. Mesela o filmin başrolünde oynuyor. Robotlara karşı. Bundan 15 sene önceye geri gittiğimizde bugün hayal ürünü dediğimiz ya böyle bir şey olur mu? Meşhur 3 tane film çekilmiş bunda. Matrix var. Ki Matrix yani bugün o bahsettiğiniz 7G'yi aşağı yukarı aynı yani. Yani evet. Şehzadem yapay zeka mesela insanlara örnek olması açısından yani Joe Biden nasıl bir şeye imza attığı anlamak açısından şöyle bir şey anlatayım size. Şimdi mesela bunları bize basit basit anlatmışlar aslında. Mesela Kurtlar Vadisi'nin ilk Kurtlar Vadisi'ni hatırlar mısınız Şehzadem? Bu 97 bölümlük ilk oynayan Kurtlar Vadisi. Orada Polat'ın avukatını Elif'ti galiba. O hanımefendiyi arıyor telefonu kaldırıyor Elif Hanım orada. Karşısında ben diyor İstanbul'a geldim diyor. Ben Polat ölmedim yaşıyorum diyor. Ha şeyle bilgisayarla. Aslında bilgisayarla konuşuyor kadın. Kadın bilgisayarla konuşuyor aslında. Polat'ın kendi sesiyle. Evet aslında bilgisayarla konuşuyor. Kadın yapay zeka ile konuşuyor aslında. Evet. Veya ben size bunu daha ileri başka bir şey söyleyeyim. Mesela Şehzadem yapay zeka beni kandırmak istese, beni gale alıp Ömer Faruk İspir'i kandırmak istese dese ki bana mesaj şöyle bir şey yapabilirler yani sizin telefonunuzu bloke edip sizin hiç haberiniz bile olmaz. Sizin telefonunuzu bloke edip sizin telefon hattınızın üstünden bana mesela atıyorum bu örnek yani hayal ürünü bir örnek. İşte Ömer Faruk çarşamba günü akşam 8'de seninle canlı yayınımız var diyor sizin telefonundan gelen mesaj bana. Ben de olur diyorum. Çarşamba gününü bekliyorum. Çarşamba günü 8 oluyor. Yayın var diye Instagram'ın başına oturuyorum. Açıyorum. Karşımda da siz çıkıyorsunuz. Ama siz aslında ne o mesajı atan sizsiniz ne de karşımda Instagram'da gördüğüm kişi sizsiniz. Tamamen yapay zeka. Yani bu adamlar bu teknolojiye ulaştılar. Lütfen bunları masal olarak, hikaye olarak dinlemeyin. Yani hocam, bunları söylediğim zaman bana hoca uçtun kaçtın diyorlar. Saçmalama diyorlar. Ben duydum yani. Daha fazlası da var hocam. Yani bu sizin anlattıklarınızdan fazlası var, eksiği var. Hocam yani, başka bir şey Şehzadem başka bir şey söyleyeyim. Papa, bunun da görüntüleri var. Girsinler baksınlar Google'a. Papa o halkı selamladıkları, ayin yaptıkları büyük bir hani bu papa seçilince balkondan halka sesleniyorlar. Büyük bir meydan gözüküyor. O evet. Meydana tahtı kurmuşlar. Papa orada halka meydanda el sallıyor. Balkonda değil, meydanda el sallıyor. Yağmurlu bir gün. Sonra geri dönüp tahtına oturmak üzere gidiyor. Giderken tahtına oturmak üzere giderken tam tahtın yanına geldiğinde görüntü bir gidip geliyor. Evet. Adamın görüntüsü bir gidip geliyor. Aslında orada papa falan yok. Bunun başka bir versiyonu daha var. Papa balkondan el sallıyor. Arkasına dönüp giderken birden kayboluyor. Gitme açısı yok adamın yani. Gitmiyor adam. Gitmeden kayboluyor adam. Ya bunlar uydurma şeyler değil. Masal şeyler değil. Bir de Şehzadem bizim maalesef mesela bu zamanda yolculuk bahsini konuşurken de bazı ayetler not aldım ben onları söyleyeceğim. Biz Kur'an-ı Kerim'in farkında olsak aslında Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir ilimler silsilesi yarattığını ve nasıl bir alemler silsilesi yarattığını görebiliriz.
Ve o zaman da deriz ki ha bunlar gerçekten mümkün ama bunlar şu şekilde olursa şeytani olur, şu şekilde olursa rahmani olur. Ha bizim safımız rahmani, biz bunun rahmani olanını yapalım, rahmani tarafta duralım deriz. Ama bizim Kur'an-ı Kerim'den, tefsirden, hadisten veya işte tasavvuf büyüklerimizin yazdığı kitaplardan, alimlerimizin yazdığı kitaplardan haberimiz olmadığı için bendeniz gibi yorumcular bir şey anlattığı zaman uçma hoca diyorlar, saçmalama diyorlar. İşte ne diyeyim ben yani, yani gerçekten şehzadem adamlar bu şeye ulaştılar. Yani hakikaten sizin telefon üzerinde bana mesaj atılıp çarşamba 8'de program varmış gibi geri de buraya oturduğum zaman Instagram'ı açtığım zaman ama sizin haberiniz bile yok. Ben Instagram'da biriyle canlı yayın yapıyorum ama kimle yapıyorum? Adamlar bu teknolojiye gerçekten ulaştılar. Evet. Daha fazlası da var da anlatırım korkarlar diye bir şey demiyorum. Yani daha fazlası yavaş var. Yavaş yavaş hocam. Hepsini birden anlatmayalım. İşte Joe Biden bunun emrini verdi. Bunların emrini verdi Joe Biden. Lütfen yani kalp attığınız zaman görüntü donuyormuş. Rica ediyorum. Kalp atmayın ki güzel bu sohbetimizde devam etsin. Görüntümüzde donmasın. Güzel güzel konular var. Peki hologram teknolojisine ne diyorsunuz hocam? Yani bu artık hayatımızda, gündemimizde var bu. Bu yapay zeka ile kıymetli şehzadem hologram teknolojisi aynı. Yani birbirinden ayrı düşünemezsiniz yani bunu. Bu hologram teknolojisi şu anda yani nasıl anlatalım? Aslında iş öyle noktaya geldi ki söylemek istemediğim şeyi de şimdi bir tanesini daha hadi söyleyeyim. Şimdi şehzadem mesela örnek üzerine konuşacak olursak. Mesela diyelim ki siz yol yürüyüp evinizden çıkıp mesela benim evime gelecek mesafede olsa hikayeyi öyle kurayım anlatmak için. Mesafede olsa 20 dakikalık yolu yürüyüp geldiniz oturdunuz. Şimdi bunu tersine çevirelim şimdi. Siz evde oturduğunuz yerden hologram teknolojisinin düğmesine basıyorsunuz. Benim evde ışık hüzmesi olarak çıkıyorsunuz. Işık hüzmesi olarak ama siz evde oturuyorsunuz. Bu şekilde bir ekran var oradan. Kendi evinizden benim evime yansıtıyorsunuz. Bugün bu teknolojiyi bazı Avrupa'da, Amerika'da akademisyenler veya işte şarkıcılar, tiyatrocular kullanıyorlar bu Covid münasebetiyle. Hani insan içine çıkıp karışmamak için bu teknoloji kullanıyorlar. Ama ben size daha ilerisine gideyim. Yapay zeka ve transhumanizm mevzusu öyle bir noktaya geldi ki seni orada gerçekten yani sen orada gerçek onu ışık hüzmesi olarak algılamıyorsun. Adam gerçekten oradaymış zannediyorsun yani. Adam, o papadın örneğinde olduğu gibi. Onlar da niye öyle yapıyorlar biliyor musunuz şehzadem? Hani görüntü bir gitti geldi, papa el sallarken gidiş açısı yoktu falan. Onlara da kontrollü ifşa onlar. Bak eriştiğimiz gücün farkına varın diyor adamlar yani. Ömer hocam, ya merak ettiğim bir şey var. Yani biz millet olarak Allah'a bin şükür olsun. Akıllıyız, zekiyiz. Yani tamam. Hani kafamız çalışıyor, çalışmıyor değil. Şimdi bu son 30 senede ne oldu? Son 30 senede teknoloji nasıl bu kadar ilerledi? Son 30 senede bunlar hani biri ben şöyle görüyorum ya. Ben öğrencimi tanıyorum. Ben bir öğretmenim. Öğrencilerimi de tanıyorum. Kim çalışkan, kim değil. Ben biliyorum değilim. Fakat birden çalışkan olmayan öğrenci yani beklediğim not orta bir not. Fakat bir bakıyorum sınıfın birincisi oluyor ve değişik buluşlarla karşıma geliyor. Ben diyorum ki oğlum sen bir kopya çekmişsin. İspatla diyor hocam ben hiçbir yerden kopya çekmedim. Yani bunlar bir yerden bir kopya mı çektiler hocam? Bunlar bir yerlerden yani ben biraz daha derin konulara ineceğim. Yani ben inanmıyorum bunların yani bizden daha yani ne bileyim yani bir takım dünyalı olmayıp da başka dünyalarla bu teknolojiler azar azar alıp da onlarla işbirliği mi girdiler? Yani çünkü baktığımız zaman gerçekten yani şu anda yetişemiyoruz. Hocam şimdi geçen gün reklam olacak ama önemli değil. Zaten her yerde var. Ya iPhone'dan bahsediliyor. iPhone bundan geçtiğimiz 7-8 ay önce 12 çıkacak. İşte Eylül ayında. 12 işte Max işte 12 büyük falan. Şimdi 12'yi geçin. Şimdi iPhone 15'ten bahsediliyor. Ve o çok müthiş bir şey. Sadece efendim işte 60 grammış neymiş. Yani hiç enerjisi bitmeyecek. Yani teknolojiyi bugün geçemiyorsunuz. Çıkardıkları şeyi diyorsunuz ki gerçekten bu
dünyada akıllı olan birisi veya dünya aklıyla değil, başka biriler sanki tarafından bir yardım mı görüyorlar? Siz bununla katılır mısınız hocam? Şöyle söyleyeyim Şehzadem, yani tasavvuf kitaplarında der ki aslında söylenecek her şey söylenmiş, olacak her şey olmuştur. Bu bir tarafta dursun, insanların kafasında dursun. Şimdi bir isim vereceğim size, geçmiş zamandan yaşamış. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin şeyhi Osman Fazlı Atpazari Hazretleri, yanılmıyorsam Fatih Camii'nde 15 bin kişiye hitap etmiş. İnsanlar bahçeye taşmış artık. Ve demiş ki Cenab-ı Allah bana bir ilim nasip eyledi. O ilim ile eğer Padişah Efendimiz isterse, kendisi bu arada 2. Ahmet, işte 2. Süleyman, 4. Mehmet devirlerinde yaşamış. Yani onu da zaman diliminde söyleyelim. Eğer Padişah Efendimiz isterse ben bu ilmi kullanarak Osmanlı ordusunun atlarının, nallarının tamamını altından yaparım demiş. Bir daha söyleyeyim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin meşhur Ruhul Beyan tefsirini yazan İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin şeyhi, azizi, mürşidi Osman Fazlı Atpazari Hazretleri. Bunu İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin iman hakikatleri idi yanılmıyorsam. O kitapta İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri kendisi söylüyor. Ben bunu kulağımdan duydum diyor Hazret. Şeyhim böyle söyledi diyor. Orada gerisini anlatıyor. Yani padişahla görüşülmüş, işte istişareler olmuş vesaire. O ilim saraya verilmiş filan, başka mevzular. Yani şunu söyleyeceğim Şehzadem. Bizim kadim kitaplarımızda, kadim metinlerimizde bu konular var. Ben size çok başka bir şey anlatayım. Mesela yine bizim medeniyetimizde, biraz sonra sizin söylediğiniz yerlere de bağlayacağım. İmam Ahmet el-Buni Hazretleri var. Şemsül Marif diye de bir kitabı var. 4 cilt, Güneşler Güneşi. Galiba gördüm Şemsül Marif. Galiba evet. Geçti. Şemsül evet. Marif, evet. Bu kitap, Şehzadem, bu kitabın şöyle bir özelliği var. Şimdi kardeşler, ben bunu anlattıktan sonra kesin bu kitabın peşine düşecekler. Önce uyarımı yapayım da. Birincisi, yani üst düzey bir Arapçanız, Farsçanız yoksa ve çok üst düzey ilimleri bilmiyorsanız bu kitaptan fazla bir şey anlamazsınız. Bir de zaten şu an piyasada olan kitap içinden birçok şeyler çıkartılmış haliyle basılmış. O yüzden pek iş göreceğini de zannetmiyorum. Fakat malumat kabiliğinden okuyun tabii ki. Çünkü satılıyor 4 cilt olarak. Bu Millet Kütüphanesi'nin eski müdürlerinden Serhan Tayşi Hoca vardı. Serhan Ahmet Tayşi galiba. Onun röportajında açık bir şekilde söylüyor. Millet Kütüphanesi'nin müdürü, eski müdürü. O hoca diyor ki, Serhan Tayşi Hoca diyor ki, bu diyor Amerika'dan diyor bir yazı gelmiş diyor. Sene 90'da galiba. İşte bu Şemsül Marif kitabını diyor şeyden istemişler diyor, bizim devletten Amerika'ya istemişler incelemek üzerine. Yani inceleyeceklermiş, geri iade edeceklermiş. Serhan Tayşi Hoca diyor ki, rahmetli, o da rahmetli oldu. Ben diyor bu kitabı Amerika istediği için dikkatimi çekti diyor. Yani bir şeyin içinde Amerika varsa ben kıllanırım diyor hoca, rahmetli hoca öyle demiş. Ve diyor ben bu kitabı bir özel olarak bir önüme aldım, inceledim de diyor yani röportajında. Ve şunu görmüş. Kitabın içerisinde, ben bunu ilk anlattım, bir televizyon programında anlattım. Bana dediler ki yalan söylüyorsun, uyduruyorsun dediler. Ya hocanın röportajı ortada ya. Yeni Şafak gazetesine konuşmuş 2007'de. Girin bakın, yani hoca yalan söylüyorsa hoca yalan söylüyor. Yani tenzih ederim. Öyle bir şey sanmıyorum. Çok büyük bir alim idi çünkü. Hatta o konuşma başka dergilerde falan da basılmış, iktibas edilmiş yani basılmış. Neyse, konumuza dönelim. Diyor ki ben diyor kitabı çok iyi Arapça bilmeme ve çok iyi Farsça bilmeme rağmen kitabı inceledim diyor. Kitabın içinden çıkamadım. Kitabı diyor bir bilene gösterdim. Daha benden daha bilgili birine gösterdim. Demiş ki, o isim vermiyor. O kişi demiş ki aman demiş hoca bu kitabı demiş kaybedin demiş, yani deyim yerindeyse. Çünkü bu kitabın içerisinde demiş zamanda yolculuktan tutun da galaksiler arası seyahate, görünmezlik ilminden simya ilmine kadar demiş. Bir iki tane bir sayfalar okudum. Baktım çok böyle acayip bir şeyler var. Ben dedim ki ben bunu okursam 4 cildinde okumam gerekir.
Ve evet, acayip çizgi şeyler var. Ben de ki yok hiç girmeyeyim buna. Kafam evet. Şu anda müsait değil ona. Gerçekten. Şems-i Maarif ama satılıyor fakat zannediyorum. Bunu anlatacağım işte Şehzadem. O kısma değinecektim. O kısma değinecektim. Satılıyor ama yani siz buyurun, siz tamamlayın Şehzadem söyleyeceğinizi. Ama hocam yani bir söylenti var. Şems-i Maarif'in birileri üstüne bir şey eklemiş, birileri çıkarmış. Yani nusası doğru değil. Onu arz edecektim. Onu arz edecektim Şehzadem. Yani o doğru, hususu. Ha, yani doğru yani evet. Şehzadem şöyle. Şimdi o Serhan Tayşi Hoca bunu gösterince o bilirkişiye. Arkadaşlar, bilirkişi de bunu... kitabın ismi Şems-ül Maarif. Şems-ül Maarif. Yani çok da aramayın. Yani öyle çok dört ciltlik sizleri yani böyle çok... benim sesim gelmiyor mu hocam? Sesiniz anlaşılmıyor. Çok net diyorlar. Geliyor, çok net geliyor. Çok net geliyor. Ya, yazmışlar da benim sesim gelmiyormuş diye. O sizin internetten dolayı efendim. Sizin bulunduğunuz yerin interneti iyi değil. Sesim iyi geliyor. Yani çok böyle sizin aslında burada çok daha öncelikli okuyacağınız eserler vardır. Onları okuyun yani. Buna o böyle merak salmayın çok. Yani biraz böyle kafanızı ağrıtırsınız. Hocam geçelim mi biraz yani konuları... Cümleyi tamamlayayım Şehzadem, konu tamam, bağlamadım ya. Kaldığımız, buyurun tabii ki. Estağfurullah. Şunu diyecektim. Serhan Tayşi Hoca o bilirkişiye gösterince bilirkişi de demiş ki ya bu kitapta galaksiler arası yolculuktan tutun da bu teknolojilerin yapılmasından tutun da görünmezliğe, zamanda yolculuğa kadar mevzular var. Bu kitabı Amerika'ya aman ha vermeyin, bu kitabı kaybedin demiş. Bunun üzerine Serhan Tayşi Hoca diyor ki dönemin genelkurmayına ve dönemin diyor MIT'ine ve diyor başbakana mektup yazdım. Bu kitabı yani bilirkişinin dediği gibi kaybedin dedim diyor. Kitabı kaybettiler diyor. Fakat günümüzdeki şey hoca demiş ki o röportajında o kitabın içine bir anahtar varmış Şehzadem. Yani evet. Bir kitabı anlama kılavuzu gibi bir şey. O anlama kılavuzunu içinden çıkarmışlar Şehzadem. Çünkü Serhan Tayşi Hoca diyor ki o anahtarı içinden çıkardığınız anda kitap hiçbir şey ifade etmiyor diyor. Onu çıkarmışlar, öyle basılmış kitap yani. O yok, anahtarı yok. Kitap bir şey ifade etmiyor yani. Sadece malumat edinmek için okunulabilir ama sizin buyurduğunuz gibi yani marifetname kafayı okunsa, var, mektubat var. Okunsa, ilmihal okunsa kafayı daha iyi var. Tabii. Evet. Evet. Şimdi şeyi gelelim o zaman hocam. Bu yani siz benimle aynı fikirdesiniz. Yani bu dünyayı yönetenler veya işte artık yukarıdakiler yani bazı ilimleri bazı şeyleri yani bir takım dünyadan değil de başka yerlerden aldığını ben onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim Şehzadem. Yani aslında ben bu İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin örneğini verirken veya bu Şems-ül Maarif örneğini verirken aslında bir yönüne cevap verdim. Şunu demek istiyorum. Bir örnek daha vereyim hadi kısaca. Şehzadem, İkinci Beyazıt zamanında yazılmış bir cerrahi kitabının, yani ameliyat kitabının, Sultan II. Beyazıt zamanında yazılmış bir ameliyat kitabının, uzun uzun isim söyleyip de yani o dönemde o kitabı kim yazmış ya da kitap geniş geniş neyi anlatıyormuş, onları anlatmaya gerek yok. Burada biz akademik ders yapmıyoruz ama sadece şunu söyleyelim. İkinci Beyazıt zamanında yazılmış bir ameliyat kitabı. Bu kitabın yazar nüshası, yani yazarın el yazısından çıkan nüsha şu anda Türkiye'nin hiçbir kütüphanesinde yok. Bizde onun kopyaları var. Peki orijinali nerede biliyor musunuz? Orijinali İngiltere'de ve oradan da çoğaltılarak Almanya'da, Fransa'da. Bizde 3. 4. nüshaları var. Ben bunu bir kitapta okudum. Yani şunu söyleyeceğim. Adamlar acayip hırsız. Acayip hırsız, acayip hırsız. Yani bizden ilimleri çalmışlar, çalmışlar, paketini değiştirmişler, bize geri satmışlar. Paketini değiştirmişler, bize geri satmışlar. Yaptıkları bu. Fakat bu ilimleri de maalesef şeytani olarak kullanıyorlar. Öteki yandan söylemek istediğim şey şu. Yani bizim bu ilimleri, bu fikirleri öğrenmememiz için de her türlü dezenformasyonu yapıyorlar. Demin mesela ben bu sabataizm konusunda söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim. Mesela bir gün belki onu da konuşuruz. Cizvit tarikatı diye bir tarikat var Şehzadem. Vatikan menşeli Cizvit tarikatı. Bu Cizvitlerin en önemli özelliği nedir derseniz ben size şey söyleyeyim Şehzadem. En önemli özellikleri sahte belge üretmek. Cizvit tarikatı yani bu Opus Dei gibi falan bir şey. Öyle insanların kafasında netleşsin diye söylüyorum. Opus Dei daha çok biliniyor ya. Sahte belge üretiyorlar Şehzadem. Mesela diyor ki sana işte Kenan Rıfai de diyor
şeymiş diyor. Kenan Rıfai Hazretleri'den yana diyor ki mesela, örnek olsun diye söyleyeyim, Yahudiymiş diyor. Falanca da bilmem neymiş diyor. Yani bizim kahramanlarımıza, bizim evliyalarımıza, işte Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri de, İmam Rabbani Hazretleri de Sabataistmiş veya işte Ermeniymiş, ajanmış, bilmem şuymuş, buymuş, kafa karıştırıcı böyle. Bunlar iyi belge üretip kütüphanelere bunları da sızdırmışlar. Yani adamlarda şu var, hem bizim öğrenmememiz için acayip dezenformasyon var, hem çalmışlar, hem kendiler yapıyormuş gibi paketini değiştirip bize satmışlar. Bir de şöyle bir mevzu daha var şehzadem. İdris Aleyhisselam devrinden kalan, işte ona bakıllar Hermes de diyorlar. O zamandan kalan bütün ilimlerin yazılı olduğu bir zümrüt tablet var şehzadem. Bu Mahmut Erol Kılıç hocanın Hermesler Hermesi diye bir kitabı var. Şu anda büyükelçimizdir kendisi. O kitaba bakarlarsa o zümrüt tablet mevzusunu oradan da okuyabilirler. Bütün ilimlerin o zümrüt tablette var olduğu söyleniyor. Bugün o zümrüt tabletin akıbeti meçhul. Soru işareti. Ben gülerek söylüyorum. Soru işareti diyorum hocam, yani. Hocam tabletlerden bir tek o değil ki yani. Bir sürü tabletler kayıp yani bir de. Evet. Biliyorsunuz. Sonra mesela bu adamlar Irak'a gittiler. Şehzadem Irak'a yerle bir ettiler. Ne yaptılar? Bunu birçok araştırmacı, birçok yorumcu söylüyor. Amerika Irak'ı işgal ettiği yerle bir etti. Yaptıkları ilk iş Irak'ın Merkez Bankası'na gitmediler. Irak'ın Başbakanlık binasına, meclis binasına gitmediler. İçeriye girer girmez gittikleri yer Irak Müzesi, Irak Ulusal Müzesi. Ve ne kadar tablet varsa, ne kadar önemli belge, bilgi varsa hepsini jumbo jetlere doldurdular, Amerika'ya götürdüler. Ne aradıklarını da size söyleyeyim. Irak'ta bir ucunun Irak'ta olduğu, bir ucunun Antarktika'da olduğu, bir ucunun İstanbul'da olduğu söylenen yıldız kapılarının, yani farklı boyutlara geçilen yıldız kapılarını açmanın yolunu arıyorlar o tabletlerde. Bunları söyleyince uçuyor, kaçıyor oluyoruz da bunlar birçok yorumcu anlatıyor, söylüyor. Bu zümrüt tablet meselesinde de var. O zümrüt tabletin de hatta Irak Müzesi'nde saklandığı bir parçasının, bazı parçalarının, yani onu bulmak için olduğu, onlara da götürdükleri filan anlatılıyor, söyleniyor. Yani ben size çok enteresan bir şey söyleyeyim şehzadem. Bu da belki burada duymayanlar ilk olsun. Deccal'in Askerleri kitabında ben bunu çok geniş yazdım. Rıdvan Feleki. Adını bir daha söyleyeyim. Rıdvan Feleki. Üçüncü Ahmet'in, Lale Devlet diye bilinir ya. Üçüncü Ahmet'in müneccim başlısı. Müneccim başılarından daha doğrusu. Ve kendisini Mısır'a, Mekke'ye ve Medine'ye göndermiş. Orada çalışmalar yapmış. Çok hızlı anlatıyorum. Üçüncü Ahmet ondan bir şey istemiş şehzadem. Yıldız kapılarının yerini bulmasını istemiş Rıdvan Feleki'den. Kitapta detaylarını, kaynaklarını verdim. Rıdvan Feleki bunu bir makine yapmış. O dönemin şartlarına uygun olarak bir makine yapmış. Bir de bunu anlatan bir kitap yazmış. Sonra şunu fark etmiş Rıdvan Feleki. Siyon tarikatı peşinde. Siyon mabedi peşinde. Ve kendini öldürüp o makineyle şeyi, yazdığı sayfaları elinden alacaklar. Rıdvan Feleki aslında var ya, bu tam film olur şehzadem, çünkü şöyle neden film olur biliyor musunuz? Rıdvan Feleki tam böyle Türk aklıyla düşünmüş yani mübarek. Demiş ki bir grup çıkarmış 15-20 kişiden müteşekkil, o grupta sanki o kitapla makine varmış gibi yapıp onları Mısır limanına göndermiş. Bir başka grubu da kafile halinde develere yükleyip onlara da işte İstanbul'a gidiyormuş süsü veriyor karadan ve denizden. Ondan sonra Siyon tarikatının adamları bunların peşine düşüyorlar. Sonra kendisi ne yapmış biliyor musunuz şehzadem? Yazdığı deftere sayfa sayfa koparmış. Bunlar yola çıktıktan sonra Siyon tarikatının, Siyon mabedinin adamları hem karadan hem denizden salaklar, af buyurun çok özür diliyorum yani. Adamlara diyorum yani. Ondan sonra peşlerinden çok af diliyorum, huzurunuzda bu laf ettim ama o kadar da diyelim şehzadem. Yani adamlar bize ya, türlü kötülüğü yapmışlar. Ondan sonra sayfaları tek tek koparıyor Rıdvan Feleki. Her bir sayfayı şehzadem karışık olarak, mesela bir numaralı adama, adamlara numara vermiş. Bir numaralı adama 10. sayfayı veriyor. 8 numaralı adama 35. sayfayı veriyor. Ve makineyi de söküyor. Makineyi de söküyor. Onun parçalarını da, her bir parçasını bir adama verip 10'ar gün ve 20'şer gün arayla Mısır'dan çıkartıyor. Ve bu parçalar ve bu belgeler İstanbul'a 3. Ahmet'in önünde toplanmış. 3. Ahmet'i niye tahttan indirdiler acaba? Ve bu da bir soru işareti olsun.
Lale evet. Devrinde eğlencedeymiş güya da, sürekli zevkü sefadaymış güya da. Bizim ceddimiz nice ilimlerle uğraşmış da şehzadem, malumunuz sizin biliyorsunuz zaten. Şöyle iftira atarlar ancak. İşte Rıdvan Feleki bu yıldız kapılarının yerini bulmuş. Velhasıl. Evet. Şimdi burada birisi yazmış da ben bir cevap vereyim de burada gene. Ya bunlar işte uçuyorsunuz, böyle şeyler yok bilmem ne. Normal adamlar çalışıyor, ilim yapıyor. Ya tabii o yazan İslam dinine inanıyor musun, inanmıyorsun? İnanıyorsan şöyle söyleyeyim. Milattan 3000 yıl önce, yaklaşık milattan 3000 yıl önce, yani bir de 2000 yıl koyarsan üstüne, yani 5000 yıl önce Hazreti Süleyman zamanında ve belki 6000 olabilir, yani milattan 3500 olabilir. Hazreti Süleyman zamanındaki ve bak ben hayal kafamdan atmıyorum. Kur'an-ı Kerim'den bahsedilen. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın cinlerden bir ordusunun olduğunu. Bakın Hazreti Süleyman bu Kur'an-ı Kerim'de şunu diyor. Belkis diye bir kraliçe vardı Yemen tarafından. Ben size kısa anlatayım. Belkis güzel bir kraliçe ve varlıklı, zengin bir kraliçe. Hazreti Süleyman Aleyhisselam peygamber biliyorsunuz. Ve Yahudilerin çok tuttuğu bir peygamber yani. Cinlerine söylüyor ki Belkis'in arşını kim getirecek? Arş demektir. Yani komple tahtını kendisiyle beraber benim huzuruma kim getirecek diyor. Tabii cinler kendi aralarında sıraya giriyorlar. Biri diyor ki efendim siz emredin, yarın burada olur. Sağa çekil diyor. Efendim birisi daha geliyor. Diyor ki siz emredin, akşam arşı burada olur. Bak Kur'an-ı Kerim'in daha çok açıklamayla ben size anlatıyorum. Bu şekilde değil tabii ama yani Kur'an-ı Kerim'in ayetle okuduğumuz zaman Arapçadan açıklıyorum. Arapçadan Türkçe daha böyle açıklayıcı anlatıyorum. Sonra cinlerin bir tanesi diyor ki efendim sizin elinizin kaldırıp yere indirdiğinizde arşı getiriyorum. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor bakın. O bana yazan kişiyi eğer inanıyorsan Kur'an'a yani o zamanda ki şeyi anlatıyorum size. Bir cin diyor ki bu en son, bu dördüncü Hazreti Süleyman'a şunu bakın dikkat edin. Gözünüz diyor. Kapağını diyor kapatıp açınca. Yani şöyle yapacaksınız. Açtığınızda Belkis'in arşını göreceksin diyor. Hıza bakar mısınız? Ve olaya bakar mısınız? Bunlara inanın. Hazreti Süleyman'ın mucizelerini anlatsam ya şimdi tamamen bir program lazım ona. Hayvanlarla konuşması, cinlerle emrinde çalışması. Hazreti Süleyman'ın bir lafı var cinlere. Diyor ki vallahi ki diyor, billahi diyor, benim diyor, yaratan diyor. Yani ve dünyaya peygamber olarak gönderin Allah'ın adıyla derim ki sizin hepiniz bilmediğiniz bir şey var. Nedir? O benim öleceğim günü bilmezsiniz diyor. Bir yere yazın. Öleceğim günü bilmezsiniz. Kur'an-ı Kerim'den devam ediyorum. Hazreti Süleyman vefat ediyor. Benzetmek olmasın. Neyse arkada sopa var onu benzetmek. Bastonun üzerine vefat ediyor. Yani bastonu tutarak gözlerini önüne koyarak vefat ediyor. O büyük bir kral. Hem kral hem peygamber hem cinler korkar. Zaman geçiyor. Kimse yaklaşamaz onun yanına. O kadar güçlü. Zaman geçiyor, kurtlar o sopanın dibinden hafif hafif yemeye başlıyor ki Allah Teala öldüğünü ne dedi? Vallahi diyor beni yaratan diyor, siz benim öleceğim günü bilemeyeceksiniz. Ve bilemediler. Her şey çıkıp da biliyoruz diyorlar ya, her şeyi biliyoruz, her şeyi yaparız. Bir gözünü kırpmanla ben diyor arşı getiririm diyor.
ama öleceği günü bilememişler. Ve Kur'an-ı da tam sene olarak bilinmiyor ama uzun yıllar uzun kaldığını söylenirmiş. Peygamber mucize dolu, kimse yanına yaklaşmaz. Yani uzun kaldığını söylenir ve altta sopa hafif kurtlarla yendiğinde sopa düşüyor ve kendisi yere düşüyor. O anda öldüğünü anlıyorlar. Kur'an'dan bahsediyorum. Başka bir şey değil. Bir hikayeden değil. Ama ben biraz daha açıyorum. Yani daha çok size açıyorum ki anlayın diye. Yoksa Kur'an-ı Kerim olduğu gibi ayetisi anlat söylerim. Siz tekrar Türkçeden alırsınız. Türkçeden mana tam açılacak. Ben size bunu anlatıyorum. Ayet de söylerim. Şu anda aklımda değil. Yani hocam ve arkadaşlar söylüyorum. Bakın yazıyor söylüyorsunuz ama bu zaten milattan önce Hazreti Süleyman zamanında bir ilim var. Var öyle bir şey. Allah Teala kuluna vermiş. Kim? Mucize olarak evet vermiş. Ama sonuçta kim? İnsan ve kul. Allah Teala diyor ki kitabında biz peygamberleri Kısas suresinde olması lazım. Enbiya suresinde veya Kısas'ta olması. Enbiya da olabilir. Enbiya suresinde. Biz peygamberleri size ibret olsun diye gönderdik. Peygamberleri size ibret, sizlere ders versin diye. Yani her peygamberden, Hazreti Yusuf'tan, Hazreti İsa, Hazreti Musa'dan, yani bunlar bize hayatları, Hazreti Yunus'tan, balinanın yutması, bunlar sizin hayatınızdan örnek alın ve ibret alın. Size hikayeler diyor. Ve kıssasna aleykum enbiya. Yani kısasları kısasta. Evet kısas ayette. Size kısas şeklinde yani hikayeler şeklinde Kur'an'da anlattık bunu diyor. Evet hocam buyurun. Şimdi nereye geçiyoruz şu anda? Zamanda yolculuk mevzusuna geçebiliriz şehzadem eğer arzu zamanda ederseniz. Zamanda yolculuk derken ben de bu arada bana gönderdiğiniz resimleri o resimleri yani ekranda hep kalacaksa gösteren şehzadem yoksa yeri geldiği zaman gösterelim. Yani ekranda hep duracak mı onlar? Yok, duramaz herhalde. Yok siz söylediniizde de çünkü ekranı... Evet çünkü oraya hemen geçmeyeceğiz de o yüzden. Oraya hemen geçmeyeceğiz şehzadem. Şu anda duruyor siz bana gösterin dediğinizde ben hemen yükledim. Size hemen gösteririm. Şimdi şehzadem şöyle önemli bir mevzu var zamanda yolculuk konusunda. Önce onu bir arz edelim. Şimdi insanlar diyorlar ki bu bahis hemen açılır açılmaz. Zamanda yolculuk yapılamaz çünkü diyorlar Allah gaybı kimseye bildirmez diyorlar. Veya insanlar işte ileriye ya da geriye giderek bir şeyler değiştirmez diyorlar, değiştiremez diyorlar. Fakat maalesef işte bilgi kirliliği ve bilgi eksikliği söyledikleri söz aslında Kur'an-ı Kerim'e de ters, Kur'an-ı Kerim'e de aykırı. Şimdi şöyle bir mevzu var. Bir, Allah-u Teala Hazretleri ben gaybıma kimseyi ortak etmem derken diyelim ki anlaşılması için teşbihte hata olmaz. Allah'ın gaybı şöyle bir çerçeve diyelim. Şöyle bir çerçeve. Ya da bu oda kadar olsun. Bu odanın, bu Allah'ın ilmi ve Allah'ın gayb bilgisi bu oda kadar olsun. Teşbihte hata olmaz. Allah-u Teala Hazretleri diyor ki ben bu odanın tamamını kimseye anlatmam diyor. Alimler bunu böyle açıklamış. Tefsiri okurlarsa kardeşler görürler. Ama insanların kafasında şöyle kalmış. Ki Allah hiçbir nokta kadar hiçbir şey bildirmez. Kimseye bir şey anlatmaz. Ya o zaman ultrason var mesela şu anda günümüzde. O zaman insanlar şimdi gaybı söylüyor da haşa doktorlar kafir mi oluyor haşa? Annenin karnındaki çocuğun cinsiyetini söylüyor veya meteoroloji işte yağmur yağacak, kar yağacak, fırtına yağacak diye günler öncesinden söylüyor da bu tahmini tutturuyor. Bu tahminleri tutturuyor. Yani şunu söyleyeceğim. Allah-u Teala Hazretlerinin verdiği maddi ve manevi ilimlere kullarına verdiği maddi ve manevi ilimlere göre bazı bilgiler gayiptir, bazı bilgiler değildir. Yani Allah-u Teala Hazretleri diyor ki ben bu odanın tamamının bilgisini hiç kimseyle paylaşmam diyor. Zaten burada herkesle hemfikirim. Bu odadaki bilgilerin tamamını paylaşmam. Ama istersem şurada mesela bir koltuk var. Şu koltuğun bilgisini hani insanlara daha açıklayıcı olsun diye şu koltuğun bilgisini İstediğimi anlatabilirim diyor. Veya şurada bir sandalye var. Onun bilgisini anlatabilirim diyor. Veya şurada bir ampul var. Onun bilgisini anlatabilirim diyor. Yani bilgi hazinemin, bilgi okyanusumun içinden istediğim kadar bilgi öğretirim diyor. Evliyaların veya alimlerin gelecekten haber vermeleri veya zamanda yolculuk mevzusunu bu şekilde değerlendirsin kardeşler. Yani bu bir. İkincisi Allah-u Teala Hazretlerine rağmen
ve Allah-u Teala Hazretlerinin isteği doğrultusunda hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Bunda da zaten hemfikiriz. Zamanda yolculuk oluyorsa veya teknolojik olarak veya manevi olarak, bu da Allah'ın kader ilminin veya galp ilminin içindedir zaten. Hiç kimse Allah-u Teala Hazretlerinin Allah-u Teala Hazretlerine rağmen bir şey yapamaz. Şimdi insanlar diyorlar ki hiç kimse gelecekten haber alamaz, geçmişe gidemez, geleceğe gidemez. Mesela ben size notlar aldım şehzadem. Bunları paylaşmak istiyorum çünkü çok önemli. İnanmayanlar da meallere girsinler, tefsirler var, baksınlar. Mesela Rabbimiz buyurmuş ki Hicr suresi 75. ayet. Şüphesiz bunda ibretler vardır işaretlerden anlayanlara. Şimdi mesela düz meal okursak, mesela sadece meal okumanın da tehlikesi. Bu ayet ne anlatıyor? Tefsire bakmasan anlamazsın. Ragıp İsfahani Hazretleri bunu şöyle açıklamış. Demiş ki bu ayeti feraset sahibi alimler olarak açıklamış Ragıp İsfahani Hazretleri. Ve sonra şunu cümleyi yazmış. Müminin ferasetinden korkunuz. Zira o Allah'ın nuruyla bakar hadisi şerifini yazmış. Sonra şu hadis-i şerifi yazmış. Şüphesiz sizden önceki ümmetlerde ilhama mazhar olan kimseler vardı. Benim ümmetimde de ilhama mazhar olanlar olacaktır hadisini yazmış. Sonra kalpleriniz temiz olsaydı siz de benim duyduklarımı duyardınız hadis-i şerifini yazmış. Şimdi ben bu açık olmadığı için tam manası bunun meali açık olmadığı için ben Ragıp İsfahani Hazretlerinden derledim kardeşler için. Mesela Nur suresi 35. ayet. Allah dilediği kimseyi nuruna kavuşturur diyor. Veya Araf suresi 201. ayet. Takvaya erenler, Allah'ı zikredenler bir de bakarsın gerçeğe görüp bilmişlerdir. Araf suresi 201. ayet. Şimdi bunu, bu ayetleri, bu hadisleri niye okudum? Bir de şöyle bir mevzu var. Bir de istidraç kısmı var işin. İstidraç kısmı. Şöyle ki o yüzden alimler, ulema-i kiram derler ki bir adam havada da uçsa, çünkü mesela bize çünkü şu soru gelecek birazdan, yani o soruyu soracak kardeşler, ben buna eminim, bunu açıklamak zorundayım. Ya iyi de sen bunu alimler, evliyalar için, rahmani taraf için anlatıyorsun da şeytaniler bunları nasıl yapıyor o zaman diye bize bu soruyu soracaklar. Ben de bunu anlatıyorum. İstidraç diye bir İslam alimleri açıklamışlar. O yüzden alimler diyorlar ki, ulema-i kiram diyor ki, siz bir adamı havada uçarken de görseniz, suyun üstünde yürürken de görseniz onun sünnete uyup uymadığını, Kur'an'a uyup uymadığını inceleyin. Eğer bu adam Kur'an'a ve sünnete tabi değilse, havada da uçsa, suyun üstünde de yürüse bu adama tabi olmayın. Çünkü neden? Çünkü bu adam aslında şeytani. Keramet göstermiyor. Efendim? Şeytani. Evet. Çünkü bu adam aslında keramet göstermiyor. Bu adam istidraç gösteriyor. İslam alimleri bak bunun ismini vermişler şehzadem. İstidraç. Yani kafirden zuhur eden harikulade haller. Mesela rahibe Teresa için derler ki havada uçmuş. Uçar ama kadın makbul mü? Değil. İman etmemiş çünkü. Ama kadın havada uçmuş. Ama bunun sebebi şu şehzadem. Şimdi burada geniş geniş ona girecek değilim ama şunu söyleyeyim. Cenab-ı Mevla maddeyi ve manayı böyle insanlar anlasınlar diye arz edeyim. Böyle iki elimi göstereyim. Maddeyi ve manayı bu şekilde eşit yaratmış. Bunu birinin lehine bozarsan, yani madde üstte kalıp manan aşağıda kalırsa beş duyu organını hapsedersin. Her şeyi bu gördüklerinden ibaret zannedersin. Ama manayı yükseltip maddeyi aşağı indirirsen o zaman sana hakikatler bu ayetlerde de anlatıldığı gibi açıklanır. Şeytaniysen de açıklanır. Ama o onun imtihanı olur. Daha çok azabına vesile olur. Vesaire vesaire. Yani şunu, bütün bunları toparlarsak zamanda yolculuk mümkün müdür? Benim araştırdığım kadarıyla zamanda yolculuk şu anda Evliyaullah Hazreti yapmış zaten. Bunu kitaplarında anlatıyorlar. Ben biraz sonra zamanın izafi olmasıyla alakalı ayetler de okuyacağım. Ulemanın söylediği yani. Ve manevi olarak alimler yapmışlar veya şu anda bazı makineler var. Ben size bazı fotoğraflar attım, oralara geleceğiz. Şimdi ben bu zamanın öncelikle şehzadem şunu da bir anlamamız gerekiyor. Zamanda yolculuk mevzusunu anlayabilmek için. Fizikçiler, matematikçiler ve şu anın bilim dünyası madde denilen şeyin aslında bir illüzyon olduğunu söylüyor. Yani aslında madde diye bir şeyin olmadığını, varmış gibi gözüktüğünü. Kur'an-ı Kerim zaten bunlar anlatılıyor. Misal alemi diyor, rüya alemi diyor, hadislerde var, anlatılıyor zaten bunlar. Bilim alemi de diyor ki her şey bir titreşimdir diyor şehzadem. Her şey bir enerjiden müteşekkildir diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in 1400 yıl önce söylediğini, bilim misal dediğini, rüya dediğini, gerçek yurt
ahiret yurduydu bilselerdi diye Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu mevzuları bilim işte bugün diyor ki aslında her şey enerjiden ibarettir. Yoğunlaşmış enerji bir araya gelince onu sen madde gibi görüyorsun, algılıyorsun. Ama kadim tasavvuf kitapları şöyle bir şey söylüyor. Onu da uyarıyorlar yani alimler. Evet, burası bir rüya alemidir. Evet, burası bir değildir. Oyun ve emsal alemidir. Ama siz bundan sorumlusunuz. Sesim geliyor mu Şehzadem? Tamam. Yok. Şarj bitmek üzereydi. Şimdi buyurun. Tabii. Evet. Diyorlar ki alimlerimiz, ulema-i kiram diyorlar ki bu dünya ve bu kainat her ne kadar misal alemi de olsa, rüya alemi de olsa, oyun oyuncaktan da ibaret de olsa siz bundan sorumlusunuz. Yani iyi insan olmaktan da sorumlusunuz. Vicdanlı insan olmaktan, ahlaklı insan olmaktan ve Allah-u Teala Hazretleri'nin koyduğu kuralları ve farzları yapmaktan sorumlusunuz. Yani burasının rüya olması, misal olması veya işte şimdiki tabirle Matrix olması, senin bu Allah-u Teala Hazretleri'nin koyduğu çerçeveden çıkabileceğin veya bunları yapmayacağın anlamına gelmiyor. Tam tersine hatta bir hazret demiş ki, mübareğin adı aklıma gelmedi. Şeyh'in dizinin dibinde yıllarca oturmuş Osmanlı zamanında derviş demiş ki, efendicim demiş, anlattıklarınızdan yıllardır sonra anladığım şu ki demiş, bütün her şey demiş yani bir şey, illüzyon, serap demiş yani bunlar yok gerçekte. Şeyh baba demiş ki, tavayı almış eline, şu tavayla demiş kafana vurursam kafan acır demiş yani. Demiş sen Allah-u Teala Hazretlerinin koyduğu kurallara uymakla sonuna kadar mükellefsin demiş. Yani kimse bizi, yani şunu anladım ya, bu alemdeki her şey yokmuş işte enerjiyi mi bunu dedim, ben her şeyi bitirdim, namaz benden düştü, oruç benden, böyle bir dünya yok, böyle bir şey yok yani, böyle sapıklar da var. Mesela diyor ki evet, ya işte tasavvuf kitapları bunu yazıyor diyor, bilim bunu diyor birleştiriyor, sonra da diyor ki iyi o zaman diyor, namaz kılmama gerek yok, iyi insan olmama gerek yok, oruç tutmama gerek yok, merhametli bir insan olmama gerek yok. Allah Teala Hazretleri sana buranın geçici olduğunu anlatmak için onu söylüyor. Ama peki burada bizim derdimiz ne? Biz, bendeniz bunu anlatmamın sebebi bu alem yoğunlaşmış enerji. Biz de öyleyiz insanlar olarak. Bütün yani madde denilen şey öyle. Yoğunlaşmış enerji ise bunu teknolojik olarak veya manevi olarak, işte manevi olarak seyir sülük diyoruz buna, malumunuz. Manevi mertebeleri elde etmiş kişiler zamanda yolculuk yapabilirler. Veyahut da bunun teknolojisinin şu anda icat edilmediğini şeytaniler her ne kadar söylüyorlarsa da, saman altından su yürütüp suyu bulandırmaya çalışıyorlarsa da, Google'da araştırma yapsın kardeşler. Amerika, Çin, Rusya, İsrail zaman makinesini bulduklarını söylüyorlar Şehzade. Yani ve zaman makinesinin denklemlerinin yazıldığı ifade ediliyor. Bunun makinesinin yapıldığı ifade ediliyor. Ama geri su altından başka yerlerde de ya işte gerçek olabilir mi ki acaba? Çünkü sulandırmak mecburiyetinde. Daha insanlık buna hazır olmadığı için tam manasıyla şu bardak var denildiği gibi, zamanda yolculuk var, zaman makinesi yapıldı diye şu bardağın olduğunu gösterdiği gibi söylemezler. Çünkü şu anda insanlık buna hazır değil. Ya zamanda yolculuk yapılabiliyor, zaman makinesi varmış dedim, kaç kişi beni takipten çıkardı. Öyle dediler, sen kafayı üşütmüşsün hoca dediler bana. Seni dediler takipten çıkıyoruz dediler. Halbuki ben size şimdi burada bazı, müsaadeniz olursa Şehzadem, bazı ayetler okumak istiyorum. Okuyayım mı? Hocam bu Arapçasını zamanın bulur musunuz? Arapçasını bulalım mı? Ben size söyleyeyim Şehzadem, siz Arapçasını söyleyin, ben Türkçesini okuyayım. Öyle o kadar da ezberim yok. Siz bana ayetin şeyini söyleyin bana. Tamam. Müminin suresi mesela, okuyacağım ilki 11 111 113 114. Müminin suresi. Evet. Ben buradan Türkçesini okuyayım. Müminin suresi. Söyleyin hocam. Allah inkarcılara yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte bilenlere sor derler. Allah buyurdu ki sadece az bir süre kaldınız. Keşke siz bunu bilmiş olsaydınız. Hani burada 100 yıl yaşamıştık, 90 yıl yaşamıştık, Sureyi 80 yıl yaşamıştık. Hocam, sureyi söyler misiniz bir daha? Müminin suresi 111, 113, 114. Müminin. Evet. Yüz, 111. 111, 112, 113, 114 galiba. Benim aldığım mealde öyleydi. Allah inkarcılara yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar diye başlıyor.
Tam internetten çıkarmaya çalıştım da tam çıkmadı. Müminin suresi 111 ayeti tefsiri diyor. Tefsir çıkıyor burada. Kardeşler de bakabilirler şehzadem. Yani biz burada okuduktan sonra, bak dersten sonra onlar da bakabilirler. Evet. Yani vakitte harcamayalım isterseniz ama tabii siz bilirsiniz. Tamam. Buyurun devam edin hocam. Müminin suresi 111, 112, 113, 114. Allah inkarcılara yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte bilenlere sor derler. Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki sadece az bir süre kaldınız. Keşke siz bunu bilmiş olsaydınız. Hani ben 80 sene kaldıydım burada, 90 sene, 100 sene kaldıydım. Haç suresi 47. ayet. Bu da ahirette, yani kabir alemindeki bekleme, kıyamete kadar bekleme süresinin bile izafi olduğunu. Haç suresi 47. ayet. Allah sizi çağırınca, Allah'ın sizi çağıracağı gün tam bir hürmetle onun emrine koşacaksınız ve zannedeceksiniz ki kabirinizde pek az bir müddet kaldınız. Haç suresi 47. ayet. Devam ediyorum şehzadem. Hocam gerekiyor Kur'an-ı Kerim'de Kehif suresinde. Evet zaten oraya geldim şu anda. Eshab-ı Kehif'te de. Evet. Şimdi Kehf suresinde de malumunuz şehzadem mağaradaki yedi uyurlar diye bilinen gençlerin 300 yıllık bir uyku süresi sonunda uyandıklarında kendilerine mağarada bir günün az bir bölümü kadar kaldıklarını hissetmişler. Yani bir gün gibi uyuduk zannetmişler onlar. Fakat Kehf suresi 11, 12 ve 19. ayetlerde Rabbimiz buyuruyor ki bunun üzerine biz de kulaklarını tıkayarak mağarada onlar yıllarca uyuttuk. Sonra da iki gruptan hangisinin onların mağarada kaldıkları süreyi daha iyi hesapladığını anlamak için onları tekrar uyandırdık. Ne kadar durup kaldınız? Kimi bir gün veya günün bir parçası kadar kaldık dediler. Kimi de ne kadar durduğumuzu Rabbimiz bilir dedi. Oysa onların 300 yıl ve daha 9 yıl kaldıklarını Kur'an-ı Kerim Kehf suresi 25. ayette bizlere onlar mağaralarında 300 yıl kadar kaldılar ve 9 yılda buna ilave edilmiştir diye Kehf suresi 25. ayette anlatılıyor. Ama onlar ne zannettiler? Bir gece yattık uyuduk zannettiler. Halbuki dışarıya çıktılar, paraları da geçmedi. Şehzadem devir değişmiş, para da geçmedi. Ekmek almaya gittiler ya. Ekmek almaya gittiler ceplerindeki parayla içlerinden birini gönderdiler. Paraları geçmedi zaten, öyle yakalandılar. Yakalanma şeyleri evet. O. Evet. Bakara suresi 259. ayet. Üzeyr Aleyhisselam Cenab-ı Mevla'ya soru soruyor. Üzeyr Aleyhisselam tekrar dirilmekle alakalı. Cenab-ı Mevla meydan okuyor ve kudretini göstermek için diyor ki onu öldürüp 100 sene sonra tekrar diriltti. Kur'an-ı Kerim'in ifadesi. Ben bu ayet uzun olduğu için bunu yazmadım. Kardeşler baksınlar. Bakara suresi 259. Hatta orada Cenab-ı Hak diyor ki şimdi kudretimi anladın mı diyor. Evet anladım ya Rabbi diyor. Bakara suresi 259. ayet. 100 yıl uyumuş. Şimdi hadis-i şeriflerde de zamanın izafiliği geçiyor şehzadem. Diyor ki zaman yakınlaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu yakınlaşma öyle olur ki bir yıl bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi, bir günde bir saat gibi, bir saatte çıranın tutuşması gibi yanıp kül olur buyurulmuş. Başka hadis-i şerifte bu da Deccal'in ortaya çıkışıyla ilgili bir hadis-i şerif ama alimler bunun da zamanın izafi olduğunu anlattığını söylüyorlar. O da şu, Deccal dünyada 40 gün kalacak. Sormuş sahabeler Deccal dünyada ne kadar kalacak diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş, Deccal dünyada 40 gün kalacak. Deccal dünyada 40 gün kalacak. Onun bir günü bir sene gibidir, bir günü bir ay gibidir, bir günü de bir hafta gibidir. Diğer günleri de sizin günleriniz gibidir buyurarak zamanın izafi olduğunu buyurmuş. Şimdi çok daha enteresan bir yere geldim şehzadem. O da şu. Şimdi zaman çok önemli. Zaman kavramı, zamanın kendisi o kadar önemli ki zamanın kendisiyle alakalı da iki tane hadis-i şerif var ve bu hadis-i şerifler de nerede geçiyor onu da söyleyeyim. İki tane hadis söyleyeceğim. Şimdi iki tane hadis söyleyeceğim. Buhari'de, Müslim'de ve Ebu Davud'da geçen iki tane hadis söyleyeceğim. Ademoğlu dehre söverek beni ezalandırır. Halbuki ben dehri idare ederim ve her emir benim elimdedir. Başka hadisi şerifi şimdi arz ediyorum. Dediğim gibi bunlar Buhari, Müslim ve Ebu Davud'da geçiyor. Sakın sizden biriniz vay dehrin musibetine demesin. Dehir zaman yani. Sakın sizden biriniz vay dehrin musibetine demesin. Çünkü dehir ancak Allah'tır. Şimdi hadis-i şerifin metni böyle. Ben bunu araştırdım. Alimler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu cümlesiyle zamanı Allah'ın yarattığını söylemek istediğini söylemişler. Yani alimler burada zaman Allah'tır derken.
Metinde bir sıkıntı yok çünkü Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da geçiyor yani. Sakın sizden biriniz vay dehrin musibetine demesin çünkü deh ancak Allah'tır. Zaten alimlerin bu açıklamasını bir önceki hadis-i şerif zaten doğruluyor. Çünkü Ademoğlu dehre söverek beni ezalandırır. Halbuki ben dehri idare ederim ve her emir benim elimdedir. Yani bütün bunlardan anlıyoruz ki zaman izafi ve zaman tırnak içinde, yani derdimi anlatmak için söylüyorum, kutsal. Şimdi hal böyle olunca, zaman izafi olunca, her şey enerji. Bir kere bizim şöyle düşünürsek, zaten şehzadem zamanda yolculuk yapamazsınız zaten şöyle düşünürsek. Her şey katı. Bu şekilde düşünürsen, yani beş duyu organına da kendini hapsedersen, materyalist bir bakış açısıyla her şeyi sınıflandırmaya çalışırsan, zamanda yolculuk zaten hiç başlamadan senin için biter. Yani o defteri kapatırsın. Ama bugün ben size iki tane fotoğraf atmıştım şehzadem. O fotoğraflara bakabilir miyiz? Önce o uçağa bakalım evet, isterseniz. Hay hay, tamam. Önce uçağa bakalım. İki tane pilot var hocam uçakta, onu mu? Tamam, bu iki resme de bakabiliriz. Yani ben tek tek açayım şöyle. Bir saniye. Ben size zahmet. Yok. Şu anda hiç gözükmüyor şehzadem ekranda. Yok, ayarlayacağım hocam. Bir saniye, bir dakika ayarlayacağım. Şimdi bu, evet, tam şu anda net oldu. Bu ekranda görmüş olduğunuz şey, kıymetli dostlar, bu baş melek anlamına gelen, Türkçesi yani baş melek de hayalet diyorlar buna. Hayalet değil mi hocam? Bu uçağı şimdi söylüyorum şehzadem. Buna baş melek ismini vermişler. Bu aslında Lockheed A-12 uçağı. Şimdi bu uçağın şöyle bir özelliği var şehzadem. Bakın bu uçağın pilotlarına dikkat ettiniz mi şehzadem? Bu uçağın pilotları normal uçak pilotu gibi giyinmemişler. Yani evet, uzay mekiği evet, pilotu gibi giyinmişler. Fark ettiniz evet mi? Evet. Yani evet, birinci zaten burada kendini ele veriyor. Yani bu uçak pilotu, bu uçağın pilotları, bu Lockheed A-12 uçağının pilotları uzay mekiği pilotu gibi giymişler. Bu çünkü normal bir uçak değil. Bu birincisi, bu resmi göstermek istememin sebebi hem bu uçağı görün hem de pilotları kıymetli kardeşler görsün diyeydi. Peki bu Lockheed A-12 veya işte baş melek denilen uçağın önemi nedir diye soracak olursanız, bu uçak 1959 yılında üretilen bir uçak. Uçağın emekli edildiği söylenen tarihte, burası mühim, uçağın şu anda uçmadığı ve emekli edildiği söyleniyor. O tarihte 1968, ama bu koca bir yalan, uçağın hala araştırmacılar uçtuğunu ondan sonra söylüyorlar. Bu uçağın uçtuğunu ve bu uçağın hala kullanımda olduğunu söylüyorlar ve bu uçağın inşa edilme sebebi CIA ajanlarının kullanması amacıyla bu uçak inşa edilmiş. Peki bu uçağı bir de niye gösteriyorum? Şunun için de göstereyim. Bakın bir de böyle bir fotoğraf var. Yine şey gibi giyinmiş adam. Ondan sonra uzay mekiği pilotu gibi. Gene aynı uçağın bir başka versiyonu bu da. Şimdi bu geçenlerde siz... Hocam az önce hayalet siz, uçağı değil değil mi bu? Hayalet uçağı dedi. İşte o aynı zamanda da o uçak ama... Yani bunların Amerika'nın hayalet uçağı ama bunu işte şu anda şöyle bir mevzu var şehzadem. Bu siz demin az önce Elon Musk'ı sordunuz ya. Evet. Bu Elon Musk'ın bir çocuğu oldu. O çocuğa da bir isim verdi. XAEA12 diye. Çocuğa bir kod isim verdi. Normal bir isim vermedi yani. XAEA12. Buradaki bu A12'nin bu uçağı temsil ettiği söyleniyor. Çünkü çocuk kucağındayken üstündeki Elon Musk'ın üstündeki penyede Mars'ı işgal edelim, Mars'a hareket edelim, Mars'a gidelim diye de bir yazı vardı Elon Musk'ın penyesinin üstünde. Bu da başka bir, aynı uçağın başka bir şeyi. Şimdi anlatılan, söylenen şey şu: bu uçağın şu anda galaksiler arası yolculuk, zamanda yolculuk yapacak hale getirildiği, 51. bölgede geliştirildiği ve 1968'de emekliye ayrıldığı söylenerek olayın 1968'de emekliye ayrıldığı söylenerek bu olayın üstü kapatılmış. Bu uçağı internette araştırırsanız, bu uçakla ilgili o kadar fazla hangi görevlere katılmış, nerelere gitmiş, nereleri bombalamış, kimleri kaçırmış, hangi yıllarda hangi modelleri üretilmiş, birçok detay var. Sadece o detaylara bile bakarak
bu uçakla ne yapmak istediklerini anlayabilirler daha kıymetli kardeşlerimiz ama Oo, Elon Musk'ın... Bizim F-35 bunların yanında motosiklet kalmış hocam. Ya şimdi 35'i F-35'in peşine düşmüşüz. F-35 bunların yanında motosiklet kalmış. Öyle bir anlatıyorsunuz ki hocam. Yani adamlar bunu kendilerinin icat ettiklerini, yaptıklarını söylüyorlar şehzadem. İşte yani bunu araştırırlarsa evet. Tamam da hocam ben başta bakın benim dediğime geliyor. Yani bu insanlar bunların kafaları bizim kafalarımızdan ayrı mı çalışıyor? Yani bunlar dışarıdan dünyanın dışında bir yardım görmeden bunları yapma imkanları yok hocam. Yok. Yani ben inanmıyorum. Şehzadem bir kitap ismi söyleyeyim. Yani. Bir kitap ismi söyleyeyim Şehzadem. Galaktik Konsey diye bir kitap var. Galaktik Konsey. Emekli konsolos, yanılmıyorsam ya emekli büyükelçi ya da emekli konsolos Erhan Kolbaşı diye bir beyefendinin kitabı. Bakın beyefendi emekli konsolos ya da emekli büyükelçi Galaktik Konsey diye bir kitabı var. O kitabın sizin söylediğiniz şeyi söyleyeceğim. O kitabın iddiasını biliyor musunuz Şehzadem? Amerika'nın dünya dışı zeki yaşamın şeytani olanlarından yardım aldığı. Yani çünkü dünya dışı zeki yaşam da benim yaptığım araştırmalarda onların da pozitifi var, negatifi var. Yani rahmanisi var, Bu nedir şeytanisi hocam var. bana gönderdiğiniz peki? Efendim? Bu nedir hocam Bu gönderdiğiniz? warp motoru. Warp motoru. Bu şu anda bu motorla alakalı da size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunu da hızlı bir şekilde söyleyeyim. Bu warp motorunun Şehzadem, internete yazarlarsa bu motorla alakalı, bu motorun şu anda icabet edilmediği, işte bunun fantastik bilim kurgu ürünü olduğunu söyleyen yazılarla karşılaşabilirler. Fakat 2010 yılında, bunu Google'a yazsınlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2010 yılında warp motoru hakkında yayınladığı rapor diye yazarlarsa Google'a, tekrar ediyorum, 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin warp motoru hakkında yayınladığı 34 sayfalık rapor diye yazarlarsa Google'da CIA'nin yayınladığı bir rapor çıkıyor. Orada bu warp motorunu anlatıyor. Bu zaten zamanda yolculuk veya galaksiler arası yolculuğun yani teknolojik olarak bilinen motorlarla, bilinen hızla yapılamayacağı, ışık hızını aşılması gerektiği söylendiği için bu warp motorunun da ışık hızını aştığı anlatılıyor. İcat edildiyse eğer, onlar icat ettik diyorlar, yaptık diyorlar. Bu da işte o uzay gemisinin yani işte temsili resmi. O işte warp motoru bu dışındaki çemberler. Deminki çemberleri gördük. Şimdi uzay mekiğine takılmış halini gördük. Bu da temsili bir resim. Hocam zaten saklamıyorlar ki. Yani uzayda bir yer edindikleri efendim uzayda yani bir yani bunu artık gizlemiyor. Ama, bu açık açık söyleniyor hocam. Kitap yani deminki söylediğim kitabı dikkate alsınlar. Bakın yani Erhan Kolbaşı sıradan bir yazar değil. Ben kendisini tanımam. Beyefendiyi tanımam. Bir tanışmışlığım, çayını içmişliğim, sohbet etmişliğim yok. Fakat Erhan Kolbaşı beyefendi ya emekli büyükelçi ya emekli konsolos. Arkadaşlar araştırabilirler, bakabilirler Google'dan yazıp. Yanlış aklımda kalmadıysa yani diplomat imiş bir zamanlar ve bu zat-ı muhteremin, bu beyefendinin Galaktik Konsey diye bir kitabı var. Ve bu kitapta Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya dışı zeki yaşamın negatif, şeytani kısmıyla alışverişli olduğunu ve bazı teknolojileri Amerika'ya bu dünya dışı zeki yaşamın getirdiği söyleniyor. Bir de şöyle bir mevzu daha var Şehzade. Şimdi diyelim ki toparlayacak olursak, diyelim ki bu bilgileri dünya dışı zeki yaşamdan alıyorlar. İki, bizim alimlerimizin yazdığı kitaplardan çaldılar. Bir de üçüncü seçenek var Şehzade. Antik Mısır medeniyetinde bu şu anki konuşulan konular hiyerogliflerde zaten işlenmiş. Bir de bu ilimlerin, bütün bilgilerin bu antik Mısır'dan alınıp getirildiği de söyleniyor, anlatılıyor. Yani hiç şu, yani bunu ben de çok düşündüm Şehzadem. Zaten bu böyle bir şey olmaz. Yani mesela bir şey esas alırsak, mesela bir tarih esas alalım. Mesela diyelim ki 1300 yılı diyelim Şehzadem. Bunu ben de düşündüm. Yani böyle bir şey olmaz. 1300 yılı diyelim. Ondan sonra da diyelim ki bir de 1950 diyelim. Şimdi 1300 yılından bu uydurma, ben uyduruyorum şimdi bu tarihleri. Bir derdimi anlatmak için. 1300 yılından 1950 yılına kadar teknoloji diyelim ki
beşer birim beşer birim artmışsa, ne olmuş da 1950'den 2021'e kadar 100 birim 100 birim artmış? Ne demek istediğimi anlamıştır inşallah hocam, kardeşler. Ben bunu zaten ben size onu söyledim. Yani bu ne olmuş ki son 30-40 senede? Yani öyle bir teknolojide böyle bir şeyin, yani hayalinizin, aklınızın hayalini böyle gelmiyor yani, bakın. Bir de şehzadem şöyle bir mevzu daha var. Çok bunu unutmadan bunu da söylemek istiyorum. Bir de manyetik alan diye bir mevzu var. Bu zamanda yolculuk mevzusu, sadece bu işte az önce gösterdiğim motor ya da işte o az önce gösterdiğim uçak oraya takılıp kalmasınlar. Manyetik alan mevzusu diye bir şey var. Zamanda yolculuk yapabilmek için çok güçlü manyetik alan oluşturmak gerekiyor. Çok güçlü. Ve manyetik alan nedir diye soracak olan kardeşler olursa da, manyetik alan hareket eden elektrik yükleri. Bu hareket eden elektrik yüklerini daha fazla hızlandırdığınız zaman, var olduğu hızdan daha fazla hızlandırdığınız zaman çok güçlü manyetik alan enerjisi, manyetik alan elde edersiniz. Ve bu manyetik alan doğru kullanabilirseniz bununla zamanda geriye ya da ileriye gidebilirsiniz. Bunu da yaptıklarını söylüyorlar. Ömer hocam, aya gitmek, köye gitmek gibi bir şey olacak. 5 sene sonra biz Tayyip Bey'e aslında yazalım. 2023'te öyle Ay'a gitme meselesini falan erteleyelim. Bence Ay'a değil de biz direkt Mars'a gidelim. Çünkü şehzadem, Ay'a gitmek, yani bir mevzu daha yani var. Elon Musk şehzadem daha yeni açıklama yaptı. 2-3 gün oldu. Her tarafta dolaşıyor. Daha 2-3 gün oldu. Ondan bahsedecektik hani. Elon Musk neden parlatılıyor bu aralar? Adam 2-3 gün önce dedi ki şehzadem, 2026 ya geldiğimizde Mars'ta medeniyet kurmuş olacağım, Mars'a gitmiş olacağız dedi, 2026'ya geldiğimizde dedi. Daha 2-3 gün önce dedi. Ve dedi 3. Dünya Savaşı çıkacak dedi. Adam açıklamasında daha yeni. 3. Dünya Savaşı çıkmadan acilen Mars'a yerleşmemiz lazım dedi. Hatta Abdullah Çiftçi Hoca da dalga geçmiş. Elon Musk'ın bu açıklamasıyla Abdullah Çiftçi Hoca şey demiş, anlamı yazmış. Altına da şey demiş. Bu çok gülmüştüm buna. 3. Dünya Savaşı çıkınca anlamı, 3. Dünya Savaşı çıkınca Mars'a kaçacağım. Şimdi yani adam bunu söylüyor. Biz diyor bu teknolojiyi bulduk diyor. 26'da Mars'ta diyor medeniyet kuracağım diyor. Ama burada bir önemli şey var. 3. Dünya Savaşı çıkmadan diyor adam. Demek ki rahmetli Aytun Çaltındal'ın dediği gibi 21-25 arasında böyle bir tehlike var. Allah tüm masum insanlığı muhafaza buyursun. Amin. Allah tüm masum insanlığı muhafaza buyursun. Arkadaşlar, ses az geliyor diyorsunuz ama ses gayet güzel geliyor. Hocanın sesi gayet iyi, net geliyor. Benim sesim dışarıdan herkes memnun. Az gelen kardeşlerimiz mutlaka kendi interneti zayıftır. Arkadaşlar yani sesimiz iyi. Onu yazan arkadaşımız dikkat etsin. İnternetten muhtemelen. Bu şehzadem Morgan Freeman'ın Evrenin Geleceği mi, Evrenin Gerçeği mi? Tam şu anda belgeselin ismi aklıma gelmedi. YouTube'dan, Google'dan bulabilirler. Morgan Freeman film artisti idi. Şu anda bilimsel belgeseller sunuyor. Daha 2-3 gün önce seyrettim. Adam benim söylediklerimi, yani Kur'an-ı Kerim'in söylediklerini aslında. Adam dedi ki aslında dedi bu dünya yok dedi. Yani şey olarak, yani enerjisel olarak var dedi her şey. Bunu bilim dedi, çözdü dedi. Ama bütün belgeselin içinde bu cümle bir cümle olarak geçiyor. Sonra başka şeyler anlattı adam. Yani o mevzuyla alakalı başka şeyler anlattı. Yani her şeyin farkındalar. Evet. Fakat burada bize düşen mevzu da şu şehzadem, bize düşen mevzu şu. Çok ön yargılı maalesef kardeşlerimiz, arkadaşlarımız haddinden fazla ön yargılılar. Ya bir okuyalım, bir araştıralım. Ondan sonra yani alimlerimizin kitaplarına bakalım, bir internetteki makaleler okuyalım, biz bir üstüne düşünelim, tefekkür edelim. Yani yok yok yok, olmaz olmaz diyerek bir şeye varılmaz yani. Bundan 200 yıl önce cep telefonu icat edilecek deseydi birisi, veya 200 yıl önce cep telefonu varmış denseydi, veya işte uzaya çıkılacak, televizyon olacak, cep telefonu olacak deseydi, kahkahalarla gülerlerdi herhalde. Değil mi? Şimdi yani o yüzden insanlara bazı şeyler uzak gelmesin yani, veya yanlış gelmesin. İmam-ı Gazali Hazretleri, ben bu örneği çok veriyorum. Esma-ül Hüsna kitabında, Esma-ül Hüsna diye bir kitabı var Hazret'in. Orada diyor ki bazı ismi şerifleri şerh ederken, Allah-u Teala Hazretleri diyor, insana düşündürmeyeceği, gönlüne veya aklına koydurmayacağı şeyi diyor, yaptırmaz. Eğer koydurduysa diyor kalbine ve gönlüne bir şeyi, bir düşünceyi, onu diyor yapılabilme ihtimali var diyor.
Ben de bunu kendimce zamanda yolculuk mevzusuna bağlıyorum. Demek ki böyle bir şey asırlardır konuşuluyor. Eski alimler konuşmuş. Ya bunu Einstein bile konuşmuş. Ben bunu Abdülhamid'in Akıl Oyunları kitabında yazdım. Kaynaklar öyle yazdım. Abdülhamid'in Akıl Oyunları kitabında şunu yazdım. Einstein'ın belgelerini Sultan Abdülhamid çok merak ediyor. Einstein izafiyet belgelerini yazdı ya 1904, 5, 6, 4 tane makale yayınladı. İşte zamanın izafiliği, maddenin izafiliği ile ilgili makaleler yayınladı. Einstein bu makaleleri Sultan Abdülhamit Han Hazretleri daha yayınlatmadan, gazetelerde yayınlatmadan Sultan Abdülhamid'in dehası şeyden adamın evinden ajanlarını aldırdı, kopyalarını çıkartıp İstanbul'a getirtti. Sonra ne görüldü? Zaten Amak-ı Hayal'in yazarı Filibeli Ahmet Hilmi Efendi Hazretleri'nin ve o dönemin Kadiri şeyhlerinden ve sultanın danışmanlarından Ahmet Süreyya Emin Efendi'nin yazdıklarıyla Einstein'ın yazdıkları örtüşüyor. Yani ortada bir ortak bir şey var. Yani ortak şöyle. Yani doğru ortak. Bilginin hakikat bir tane ya, ondan bahsediyorum. Adamlar bizden bunları vaktiyle zaman zaman yürütmüşler, yürütmüşler, üstüne oturmuşlar. Sonra biz yazdık diye satıyorlar. Yani burada şeyin Abdülhamit Han Hazretleri'nin fark ettiği, belgeleri okuyunca fark ettiği, onlarla da istişare ediyor. Filibeli Ahmet Hilmi Efendi ile ve Ahmet Emin Süreyya Hazretleri ile, ki Ahmet Emin Süreyya Hazretleri bu Krupp topları var ya Şehzadem, Krupp Alman firmasına ürettirilen seri toplar var ya, onların çizimini yapan zatı muhterem bu Ahmet Emin Süreyya Efendi Hazretleri. Ona ve Amak-ı Hayal'in yazarı, ki o da kainatı, maddeyi falan anlatır o Amak-ı Hayal'de. Orada istişare ediyorlar ve bunların gerçek olduğunu onlar Sultan Abdülhamit Han'a anlatıyorlar. Fakat bir de şöyle enteresan bir şey var. Filibeli Ahmet Hilmi Efendi Hazretleri de Masonlar tarafından zehirlenerek şehit ediliyor. Bunu da Yapı Kredi yayınlarının çıkardığı o yaşamları ve yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi'nde Filibeli Ahmet Hilmi Efendi maddesinde Filibeli Ahmet Hilmi Efendi'nin bu dünyayı ve kainatı anlamak için yaptığı, maddeyi anlamak için yaptığı çalışmaların peşinde olan adamlara vermediği için zehirlendiği zaten o orada maddede yazıyor. Yani doğru bir tane. Fakat şunu da iddia edenler var Şehzadem. Burası da şey. Mesela adamlar diyor ki adamlar belki de bunları icat etmediler. Bu teknolojilere ulaşmadılar. Böyle rol yapıyorlar. Ya bir yere kadar rol yaparsın. İşte adamların icat ettiği teknolojiler ortada. Sürekli sizin dediğiniz gibi sürekli telefon çıkıyor. Sürekli televizyon serileri çıkıyor. Sürekli bilmem yani sanki hiç kimse uyumuyormuş gibi. Değil mi? Ben bir kitap görmüştüm Şehzadem, adını hatırlasam İngilizce bir kitap, 1960 yılında basılmış, 1960 yılında siyah beyaz. Orada CIA ajanlarının elinde cep telefonu var. CIA'yı anlatan bir kitap, fotoğrafları çekilmiş, adamların elinde bugünkü bu kullandığımız cep telefonları var. Yani zaten belli şeyler üretilmiş, sadece zamanı geldikçe piyasaya sürülüyor, çıkartılıyor. Durum bundan ibaret. Evet hocam. Şimdi maşallah biz 2 saat, 2,5 saate yakın programımız oldu. Bizim ne dersiniz hocam? Bütün konuları işledik. Joe Nasıl? Biden bitti. Joe Joe Biden Biden bitti. Zamanda bitti. yolculuk Zaman bitti. yolculuğu Sabahat Aysevi bitti. bitti. Ondan sonra işte efendim Osmanlı ekonomisi kaldı. Hızır Aleyhisselam kaldı. Haftaya devreder o zaman. Bitirelim diyorsanız. Sabah istiazı. Hızır Aleyhisselam'ı ile ilgili zaten şöyle ki biz Hızır Aleyhisselam'la her programımızda bir köşe açıp kendisinden bahsediyoruz. Yani Hızır Evet. Aleyhisselam'dan mutlaka geçiyor. Onun için onu ayrı değil de biz her programda ondan bahsediyoruz. Evet. Hocam Allah razı olsun. Osmanlı ekonomisini haftaya yapalım o zaman Şehzadem. Osmanlı ekonomisi insanlığa fayda verir mi? Osmanlı, ben biraz daha gizemli konulara girmek istiyorum. Ben aslında anlattım. Arkadaşlar da biraz çalışsın, bizi takip ederler. 51. bölgeyi araştıralım. 51. bölge neresi? 51. bölgede ne var? Neler Evet. çeviriyorlar? 51. bölgede insanlık için orada patates, soğan mı ekiyorlar? Fasulye mi ekiyorlar? Bize mi Her türlü bağlayacaklar? şeytani çalışma mevcut. Efendim neler Evet. yapıyorlar? Yoksa büyüyle mi uğraşıyorlar? 51. bölge Amerika'da niye arz ediyor? 51. bölgenin etrafında 40 kilometre yakın bile giremiyorsunuz. Bakın dil kapısına
40 kilometreye yakın giremiyorsunuz. 51. bölgeden söz edemiyorsunuz. 51. bölgenin üzerinde uçuş yapamıyorsunuz. 51. bölgenin etrafında su, çiçek bilmem ne yokmuş. 51. bölgede nedir? Dünyanın en büyük patates yetiştirme mekanı mı? Bilmiyoruz. Bunu 51. bölgeye konuşacağız. Evet. Mersin'den geçtiğimiz 3 sene, 2 sene önce tahmin ediyorum. Mersin'de bir kazı vardı. Bir apartman yanında. O kazı Tarsus kazısı, gizemli Tarsus kazısı. Evet. Etrafı çevirildi. İki tane polis ve baktık polisten sonra efendim özel hareketçiler geldi. Tamamen inşaatın içine olduğunu kimse bilmiyor. Acaba ne çıktı orada? Söylentiye evet. göre orada efendim bir şeyler bulunmuş. Onu da önümüzdeki haftaya söyleyeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Evet. Bir de Mısır, gene söylüyorum. Bugünkü baş belalarımızın başındaki o bahsedilen ailelerin acaba Mısırların torunları mıdır, devam ediyor mu? Çünkü hala o simgeler hiç başımızdan ta milattan 3000 yıl önce başlayan simgeler günümüze kadar hala devam ediyor. Acaba bunlar kendilerini torun olarak mı ilan ediyor, yoksa Firavunların devamı mıyız? Bu evet. konuları efendim önümüzdeki hafta aynı saat olup olmadığı değil ama galiba 9'da yapacağız tekrar inşallah. Evet. Saat 9'da önümüzdeki hafta bu konuları bahsedeceğiz inşallah. Şehzadem. Çalışmış olursunuz. Ayrıca konuşmamızı istediğiniz bu tip böyle değişik konular olursa bizlere yazın. Bizlere yazın inşallah. Biz bunları önümüzdeki hafta masaya koyar, konuşuruz Ömer hocamızla. Kıymetli Şehzadem, ben bu zamanda yolculuk meselesiyle ilgili önemli bir şey daha arz etmek istiyorum. Bizi dinleyen, şu anda dinleyen ya da sonradan dinleyecek olan kardeşler de bunları not alsınlar. Zaten hep anahtar şeyler söylüyoruz. Araştırın, kitapları araştırın, interneti araştırın diye. Şimdi ben çok enteresan Alman matematikçi yazıldığı gibi söyleyeyim, kodlayarak söylemiş gibi rahat anlasınlar. Alman matematikçi Georg Cantor, yani rahat not alsınlar diye Georg Cantor. Bir, bu bilim adamı. İki, Axel Heiberg. Bu iki adamın özelliği şu: bu bilim adamları Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin Mektubat-ı Maribiye kitabını ve yine Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin Risaletül İkdil Cevheri kitabını, kitabın ismini şimdi bir daha söyleyeceğim, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin Mektubat-ı Maribiye, ki bu şu anda Mektubat-ı Maribiye kitabı diye bir kitap şu anda yok, şöyle yok. Bu Hazret bunu Risale olarak yazmış. Bu kitap şu anda mektubatın içinde. Yani Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin bir mektubat diye bir kitabı var. Onun içerisinde bu. Yani oradan bulabilirsiniz. Burada ve Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin yine Risaletül İkdil Cevheri. Bu iki kitabını, isimleri tekrar söyleyeyim, Georg Cantor ve Axel Heiberg isimli bilim adamları araştırmışlar. Bir de Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisini, Divan-ı Kebirini ve tüm kitaplarını taramışlar. Georg Cantor ve Axel Heiberg denilen adamlar. Neden biliyor musunuz? Bu iki adam da zamanda yolculukla ilgili ve paralel evrenlerle ilgili ve maddenin hakikatiyle ilgili denklemler yazan bilim adamları bunlar. Ve bu denklemleri o hazretlerin kitaplarından çıkarmışlar. Öyle Türkistan medeniyeti o kadar ucuz ve haşa basit değil. Yani adamlar bizim mirasımızın üstüne bir güzel konmuşlar. Bu Alman matematikçi Georg Cantor ve Axel Heiberg denilen bilim adamlarını bir araştırın. Bir de Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin Risaletül İkdil Cevheri. Bu kitap neyi anlatıyor? Külli irade ve cüzi irade arasındaki farkları ve zaman kavramını irdelemiş bu kitap. Mektubat-ı Maribiye'de de Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, dediğim gibi onu mektubatın içinde bulabilirsiniz, Hızır Aleyhisselam'la zamanda yaptığı yolculukları anlatıyor. Herkesin gecesi hayırlı olsun. Hayırlı olsun hocam. Hayırlı geceler diyelim. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun Şehzadem. Güzel programlar yapacağız inşallah. İnşallah. Sağ olun. Var olun hocam. Siz de sağ olun. Var olun Şehzadem. Görüşürüz hocam. Sağ olun hocam. Hayırlı geceler, hürmetler. Hayırlı Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.